Karşı Mahalle'den herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Mayıs 2021. Türkiye hem salgınla mücadeleye devam ediyor kapanmalarla hem de aynı zamanda Kadir Gecesi. Herkesin kandili mübarek olsun bu gecede. Aynı zamanda da Türkiye'nin yakından soluk soluğa takip ettiği maçlar var. Önemli sonuçlar belki olabilir. Bunu da parantez içinde hatırlatmak istedim. Bu akşam biz ne konuşacağız? Tabii salgınla mücadele eden Türkiye'nin durumunu konuşacağız. Hem tartışılan genelgeler var hem de bu kapanma bize yeterli olacak mı? Ne ölçüde sonuçlar alacağız? Bu önemli. Bunları tartışacağız. Diğer taraftan da AK Parti'nin sosyal medya hesabından yayınlanan ve de sonrasında kaldırılan animasyon ve gelen tepkiler doğrultusunda konuşacağız. Hem konuklarımıza soracağız hem neler olduğunu aktaracağız. Vakit kalırsa da diğer başka konularımız var. Siyasetten bildiğiniz ya da belki de ilk defa öğreneceğiniz diyelim. Peki konuklarımız kimler? Kadir Gökmen Öğüt var. CHP 24. dönem milletvekili. Aytunç Erkin var. Sözcü gazetesi yazarı her hafta olduğu gibi. Satılmış Şahin hukukçu. Onur Erim var. Drogaman strateji başkanı. Bizlerle olacak. Ya daha doğrusu bizlerleler. Ve bu arada tabii Skype konuğumuz da Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Mehmet Bey ile başlayalım. Şimdi Mehmet Bey, Türkiye salgınla mücadele ediyor. Sizin de açıklamalarınıza zaman zaman sitem ediyorlar. Twitter'a başlık TT yolluyorsunuz. Sanki felaket tellalcısı yaftasını yapıştırıyorlar size. Tabii doğruyu söylemek çok kolay değildir muhakkak. Ama kapanmanın uzayabileceğini iddia edenler de oluyor. Siz nasıl görüyorsunuz, bu kapanma yeterli mi? Yoksa size göre normalleşme takvimi ne olmalı? Şimdi bir defa insanlar şunu bilmiyor. Salgın bir felakettir. Felaketlerin en büyüğüdür. Çünkü hiçbir felaket, işte Allah korusun depremdi, savaştı, salgın kadar toplumu, dünyayı derinden etkilemez. Mesela bir deprem olsa sağlık hizmetleri aksamaz. Çünkü genellikle sağlık hizmeti verilen binaların, sağlık çalışanların evlerinin daha sağlam olduğu ortalamaya göre düşünülür. Ayrıca bir de ülkenin bir yerinde yaşanır bu. Diğer yerlerden yardım gelir. Şu anda bırakın ülkenin diğer yerlerini. Dünyadaki diğer ülkelerin de en ufak bir yardımı olmuyor size salgına. Bana mesela felaket tellalı diyen insanlar, bunların işte belli gruplar var böyle. 30 senedir bunlar uğraşırlar benimle. Çünkü ben 30 senedir Türkiye'de aşıyla ilgili çalışmalar yapıyorum. İşte çocuklarda 6 tane aşının çocukluk aşı şemasına eklenmesine, yani bütün çocuklara devlet tarafından ücretsiz yapılmasına büyük katkım oldu. Buna kin duyuyorlar da, o insanların, söyleyenlerin web sayfasını açın. Devletin takılmasını istediği, hatta takmayana ceza yazdığı maskelerin insanları öldürdüğünü yazıyorlar. Aşı yaparlarsa öleceklerini yazıyorlar. Esas panik ve korku oluşturanlar onlar yani. Ama hiç dikkate almıyor. Ben şimdiye kadar bunlardan dolayısıyla şimdi de yıldıramayacak. Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Şimdi haklısınız, işiniz zor tabii ki de, doğruları söylemeye devam edeceksiniz bunun için. Şöyle söyleyeyim, hiç zor da değil aslında. Yani zor olan konuşmak değil. Zor olan pandemiyi kontrol altına almak. Doğru. İşte bizler, ben işte 40 senedir bu işe emek veriyorum. Bir sürü salgında sorumlu olarak görev aldım. Epidemiyoloji eğitimim var. Dolayısıyla ben tabii, bana harcanan bu kadar emeğin karşılığı olarak halka da devlete de yol göstermek zorundayım zaten. Tabii yani bir taraftan da insanlar tabii umut duymak istiyor. Çok sıkıldı, herkes çok zor dönemler geçiriyor. Veren çok insan var. Diyorlar ki ya yok, bu salgın diye bir şey yok ortalıkta. Ya da işte yaz başına rahatlayacağız. İşte şu tarihte şu vakaya ineceğiz. Şimdiye kadar hep benim dediklerim çıktı. Onların dediği çıkmadı. İnsanlara, çünkü bu iş bir bilim. Yani salgınla mücadele bir bilim.
öyle insanlara umut, yalancı umutlar vererek, göz göre göre yapılan yanlışlara ya bu doğrudur diyerek yürütülmezmiş. Bir örnek vereyim size. Haziran'ın başında çok şey yani basın yoluyla bizzat bakanlık yetkilileriyle bakanla görüşerek aman işte gevşetilmemesi gerektiği tedbirlerin çünkü binden aşağı inemediğimizi söylerken tüm insanların yanlış öngörülmesine dayanarak yani işte bu bir kış büsü yazın ortadan kaybolacak öngörülerine dayanarak açtılar, bütün tedbirleri kaldırdılar. Sonucunda Temmuz'da başlayan, Kasım'da pik seviyelerine ulaşan bir artış dönemi yaşadık. Arkasından Mart ayının başında çok konuşmamıza, işte onların sizin deyiminizle titri olmamıza yol açan aman tedbirleri artırın, azaltmayın, vakalar 5.000'den 10.000'e çıkıyor dediğimizde tam tersi yapıldı. Peki Mehmet Bey, şunu sormak istiyorum lafınızı bölmeden. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması var bugün. 17 Mayıs itibariyle yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi de bu olacak dedi. Size göre bu normalleşme takvimi ve normalleşme şekli nasıl olmalı, nasıl planlanmalı? Evet, şu cümlemi bitireyim izin verin. Yani Mart ayında eğer doğrusu yapılsaydı, yani bizim söylediğimizde değil ama doğrusu oydu. Önlemler gevşetilmek yerine sıkılaştırılırdı. Ne oldu? Kaldırıldı bütün önlemler bir günde. Yüz binlerce insan hastalandı, binlercesi hayatını kaybetti. Yani biz de bilirdik çok her şey güllük gülistanlık çıkar oynardık ama insanlar eğlenmek, gevşemek istiyoruz. Onu yapacak ne mesleğim var, ne böyle bir şeyim var, bildiğim bir iş, hani becerebilirim. Onun için başka şeyleri takip etsinler, rahatlatırlar onlar. Şimdi Türkiye'de bu işte 29 Nisan'da başlayan kısıtlamalar, açıkçası yanlış değerlendirmeler de var. Yani işte vakalar 60.000'den 20.000'e inince, bu alınan kısıtlamaların etkisi olduğunu zannediliyor. Hayır, onun etkisi daha önümüzdeki hafta görülmeye başlanacak. Peki niye azalmaya başladı vakalar? Bunun nedenleri var. Birincisi, bir defa salgının doğal bir iniş kolundayız. Yani bütün dünyada işte herhangi bir ülkeyi alın, hiçbir önlem almasın. Aşı yapmasın, maske takılmasın, işte devlet önlemleri almasın. Salgın zaten dümdüz yukarıya doğru çıkan bir çizgi şeklinde seyretmez. Bir dalga şeklinde seyreder, bir artış kolu olur. Virüs bulaşır bir noktaya gelir. Mesela diyelim ki bir evin içinde 5 kişisiniz. O evin içinde 5 kişi diye bulaşır. Artık virüsün yayılabilmesi için bir kişiyi daha yakalayamazsa o virüs ölür. Ne zaman ki yeniden toplanmalar, temas şansı ortaya çıkar, o zaman virüs yeniden bir artış dönemine girer. O zamana kadar inersiniz aşağıya. İkinci nedeni de şu, bu mutant virüsle birlikte açıkçası bazı değişiklikler oldu. Yani o bizim daha önce bildiğimiz bazı verilerin burada geçersiz olduğunu görüyoruz artık. Çünkü çok hızlı bulaşıyor, çok kolay bulaşıyor ve de bugün paylaştım, dünyada henüz böyle bir veriyi kimse yayınlamadı. Ben de yani özellikle devletin dikkatini çekmek için çok ön verileri paylaştım. Uzun süre bulaştırıyor. Yani bir insan önceki 10 gün diye kabul ediliyordu ama şu anda biz çocuklarda 14 günden uzun süren PCR pozitifliklerine baktık ve %52'si, bakın %2'den %52'ye çıkmış. 14 günden sonra bile testleri pozitif. Yani en az böyle, 14 gün olması lazım karantina süresinin. Tabii ondan sonra da gerçek yetişkinler ne kadar için de mi böyle? Söyleyeceğiz. Biz çocuklarda baktık ama yetişkinlerde de muhtemelen farklılık var. Çünkü çocuklarda bu vaka artışının nedeni de sağlık personelinin 10 gün biter bitmez işe başlaması. Bunlara sonra biz tarama yaptık. Baktık yetişkin sağlık personeli bahsettiğim.
baktık pozitif vakalar var işte bunda hala. O yüzden bunun hemen gözden geçirilmesi ve uzatılması lazım. Şimdi bu farklılıkların en belirgin olanı şu, mutant virüsle birlikte hastalık yaşlılardan gençlere doğru kaydı, çocuklara doğru kaydı. Çünkü yaşlıları da %80'in üzerinde aşılıyor devlet artık. Evet. Ve aşağı doğru indikçe yaş grubu belirti verme oranı azalıyor hastalığın. Yani daha çok insan belirtisiz geçiriyor bu genç yaş grubunda. Bizim test politikamız da açıkçası direkt işte belirti verene yönelik. Herkesi yani taramak değil de belirti verene. Evet. Tabii o zaman doğal olarak toplumda virüs taşıyan kişi sayısı azalmadan hasta sayısı azalıyor. Yani belirti veren kişi sayısı azalıyor. Bu da sizin hem testinizin sayısının düşmesine neden oluyor hem de hasta sayınızın düşmesine neden oluyor. Onun dışında göreceğiz önümüzdeki hafta inşallah işte alınan kısıtlamaların etkisi de daha da azalabilir. Çünkü alınan hiçbir önlem boşa gitmez. Yani hepsinin bir etkisi vardır. Ama buna tabii baştan tam kapanma deyince bir şey oldu, yanlışlık oldu. Çünkü tam kapanma bu değil. Yani bizim bahsettiğimiz tam kapanma, bizim uyguladığımız tam kapanma değil. Çünkü salgın bilimindeki tam kapanmada maksimum %5'inin toplumun, o da işte kısa süreli, örneğin market ihtiyacı gibi nedenlerle çıkıp hemen eve geri dönmesi. Şu anda zaten toplumda neredeyse %50'ye yakın kısmı muaf fiyet nedeniyle dışarı çıkmak zorunda. Evet, şehirlerde en azından onu daha görüyoruz. Peki şuna da katılır mısınız Sayın Ceyhan? Sayın Erdoğan'ın açıklamaları şu an ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında da çok ciddi düşüş var. Yani netice aldığımızı görüyoruz diyor. Fakat siz az önce dediniz ki bu onun neticeleri değil. Bu zaten salgının otomatik şeyi. Pik yapmasının ardından düşüşü. Önümüzdeki haftadan itibaren göreceğiz. Dolayısıyla yani beklentim şu benim. 18 Mayıs çok önemli bir tarih. Yani bizim bundan sonraki salgın seyrinde 18 Mayıs ve Haziran ortası iki önemli tarih. Neden peki biraz açabilir miyiz? Tabii, o iki 18 Mayıs'ta çünkü nasıl normalleştiğimizi göreceğiz. Ya devlet neleri kaldırıyor, neleri devam ettiriyor bunları gördükten sonra daha rahat konuşabiliriz. Yani bu salgın nasıl evrilecek, sayılar nasıl gidecek diye daha rahat konuşabiliriz. Haziran ortası da devamında herhalde o sosyalleşmelerin getirdiği şey mi sonuç olacak? 18 Mayıs'taki uygulamaların sonucunda Haziran'ın ortasında göreceğiz. Yani burada bir yanlışlık yapmışsak Haziran ortasında vakaların arttığını göreceğiz. Yok yapmadıysak azalmaya devam ettiğini göreceğiz. Peki sizce bu tabloya baktığınızda ne olur tahmininiz? Valla bunu size eğer birisi şu olur diyorsa bilin ki atıyordur kafadan. Çünkü böyle bir tahminde bulunmak mümkün değil. Bu tabii sadece tek bir faktör değil. Bir de şunu düşünün. Kısıtlamalardan önceki iki gün o işte tıktım tıktım dolu otobüslerle insanların işte memleketlerine, yazlıklara gidiş görüntülerini eğer dönüşte de yaşatacaksak o zaman bu çok aleyhte bir faktör olur. Vaka sayısında beklenen azalma olmaz. Onun için de mutlaka aslında salgın kontrolü böyle gözle büyütüldüğü kadar zor bir iş değil. Gerekenleri yaparsanız aslında salgını kontrol edersiniz. Yani aşılama tabii en büyük hedef %70-75 aşılama ama onu sağlayana kadar da sizin işte yapmanız gereken şeyler belli. Bunların en önemlisi de onu sağlayana kadar kısıtlayıcı tedbirlere devam etmek. Tabii burada canı yanan, zarar gören esnaflar var, bir sürü insan var, işini kaybedenler var. Bunu tabii devletin sübvanse etmesi, desteklemek evet lazım. Ama siz aşılama tamamlanana kadar en azından büyük ölçüde kapanmaların devam etmesi gerektiğini savunuyorsunuz yanlış anlamadıysam. Çünkü
Dünya deneyimi de öyle. Yani mesela İngiltere böyle yanlış bir izlenim var. İşte %30'larda vaka sayıları azaldı. Hayır, İngiltere %30'larda hala kısıtlı tedbirlere devam ediyor. İsrail yetişkinlerin %80'ini 2 doz aşıladı ve tek de 1-2 haftada bir tek bir tedbiri kaldırıyor sadece. Böyle kontrolü bitmezsek zaten daha önce yaşadığımız 2 tane ve ders almadığımız 2 tane hatayı tekrarlamış oluruz. Ve maalesef büyük vaka artışlarına neden oluruz. Evet, dünya ama zaten aşılamayı tamamlayınca mesela Amerika'da bir konser şeyi yaptılar, denemesi yaptılar. Bu tür aşılamadan sonra şeyler de yapıyorlar, denemeler de yapıyorlar ayrıca. Peki hocam, ben şunu çok merak ediyorum. Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz COVID-19 tedavi rehberini güncelledi. Bu karara göre koronavirüs hastalarına hidroksiklorokin, söyleyemediğim etken maddeli ilaç verilmeyecek. Fakat şimdiye kadar neden kullanıldı? O zaman şimdi neden yasaklanıldı? Şimdi açıkçası daha ilk rehberler yazılırken ben direkt bizzat bakanlıkta da görüşmüştüm. Basında da paylaşıyorduk ama büyük tepki topluyordu. Yani hidroksiklorokin zaten mantıken koronavirüs tedavisinde ters bir tedavi. Çünkü hidroksiklorokin bildiğiniz gibi eskiden sıtmada çok kullanılırdı. Şu anda romatizmal hastalık tedavisinde ilk seçenek başlangıcı. Neden? Çünkü bağışıklığı baskılıyor hidroksiklorokin. Halbuki biz bir de erken verdiğimizi söylüyoruz. Yani biz erken veriyoruz. Başkaları gibi geç vermiyoruz. O yüzden biz fayda görüyoruz dendi. Fakat maalesef işte bu daha ilk yanlışı biz bilim kurullarını oluştururken yaptık. Yani bilim kurulları oluştururken biz salgın kontrolünü zannettik ki işte ne kadar çok hastane yaparsak, yoğun bakım yaparsak, işte solunum cihazı temin edersek o kadar kolay salgını kontrol edeceğiz. Salgın kontrolü o değil. O salgında ortaya çıkacak hastaların tedavi faaliyetleri. Şu anda mevcut bilim kurulu daha çok o işi yapıyor. Ve dikkat ederseniz zaten çok sayıda işte yoğun bakım uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, psikiyatrist gibi değişik koldan bilim insanları var. Bunların hepsi konularında son derece bilgili, son derece deneyimli insanlar. Ama doğal olarak tabii şey, yani salgın kontrolünü bilemezler. Çünkü bu çok özel bir dal. Dolayısıyla bizim 2 bilim kurulu oluşturmamız lazımdı. Birisi pandemi bilim kurulu. Burada daha çok epidemiyologlar, hastalığı uzmanları, işte enfeksiyoncular olmalıydı. Diğer bilim kurulu da şu andaki bilim kurulu olabilirdi. Çünkü onlar daha çok tedavi algoritmaları, işte iş yerleri nasıl yapılacak, okullarda neler yapılacak falan onları belirliyorlar çünkü. Bu tabii bir şekilde hatalar yaptık bu yüzden. Mesela böyle çok acele ederek sadece Çinlilerin birkaç tane böyle çok az sayıda vakada yapılmış çalışma sonuçlarına güvenip hidroksiklorokin ve favipiravir'i hemen bizim tedavi rehberine koyuyor. Ama hidroksiklorokinin zaten mantıken de iyi gelmesi mümkün değildi. Fakat başladık. Başladıktan sonra da çok fazla da dillendiremiyorsunuz. Yani düşünün, bir sürü yüz binlerce hasta alıyor o ilacı ve siz çıkıp bu ilaç işe yaramaz, zarar verir hastaya derseniz o zaman hasta kime güveneceğini şaşırıyor. Ama biz başlamadan gerekli yerlere bunları söyledik, olmadı. Şu anda bir defa şunu kabul edeceğiz. Henüz daha bu koronavirüsü öldüren, yani direkt virüs öldürerek tedavi sağlayan bir ilaç maalesef geliştirilemedi. Şu ana kadar etkinliği gösterilmiş birkaç ilaç da virüs öldürerek değil, hastalığın geç döneminde ortaya çıkan ağır komplikasyonları tedavi etmek amacıyla, işte kortizon gibi, bu antikorlar, antikor karışımları gibi ilaçlarda daha çok o nedenle kullanılıyor. O yüzden yani daha şunu söyleyebilirsiniz, henüz tedavisi yok bu hastalığın diyelim. Hocam, galiba henüz hastalığın verdiği hasar ya da niteliği konusunda da net bir şey yok ki şu araştırmayı sormak istiyorum size, ondan sonra konuklarıma evet soracağım, size sorusu olan var mı diye. San Diego evet Üniversitesi'nde
Üniversitesi'nden gelen bir araştırma var, belki duymuşsunuzdur. Covid solunum değil damar hastalığı olduğu sonucuna varıldı diye. Böyle bir şey midir hakikaten? Tabii, yani bu çok yanlış bir ifade. Covid hem solunum yolunun hastalığı hem damar yolunun hastalığı. Hani bu belki biraz böyle medyatik bir isim seçilmiş ama Covid solunum yolunun enfeksiyonu yapan ama hastalığın ağır bulgularının birçoğunun bu virüsün damar içi pıhtılaşmayı tetiklemesi sonucu ortaya çıkardığı bir hastalık. Burada çocuklarda da aynı şekilde, bu yetişkinlerde de. Çünkü az sonra işte ilk başta bir solunum yolu tutulma esas problem. Evet. Oksijen yetmezliği, yani hiç damar tıkanıklığı, damar içi pıhtılaşma olmadan da hasta ölebilir solunum yetmezliğinden. Dolayısıyla ciddi bir solunum sistemi hastalığıdır. İkincisi de dönem geçtikten sonra genellikle, bazen bir arada olur ama genellikle geçtikten sonra bağışıklık sisteminin aşırı uyarılması sonucu ortaya çıkan bu işte antikor dediğimiz bağışıklık sisteminin ürettiği maddeler birçok organa zarar verir. Adam biri de damar içi pıhtılaşmadır. Beyinde mesela ciddi hasarlar meydana getiriyor. Bunun da mekanizması damar içi pıhtılaşma. İşte böbrek, kalp, karaciğer, bütün organlara zarar verebiliyor Covid. Yani bunu böyle solunum değil, işte dolaşım sisteminin hastalığı değil. Adamlar da öyle yazmamışlar orijinalinde, zaten öyle demiyorlar da. Onu biraz işte ajans o şekilde getirmiş. Daha çarpıcı hale getirmiş diyorsunuz. Peki konuklarımızdan evet. Var mı? Ben bir hocam, sorum. Pardon. Onur hocam Bey, şöyle bir şimdi Rus Devlet Başkanı Putin'in Sputnik V ile ilgili Kaleşnikov kadar güçlü açıklaması. Şimdi herkesin aslında baktığınız zaman kapanalım, edelim, her şey olsun ama şu aşı meselesi çok daha yakıcı bir şekilde önümüzde. Yani Sağlık Bakanı da zaten işte şu kadar aşı gelecek, şu kadar milyon gelecek, Sputnik V ile yaptık vesaire. Birinci olay o. Sputnik V için siz ne düşünüyorsunuz? O aşının özellikleri neler? Yani çünkü yeni gelecek olan aşılardan biri o olduğu için ve insanlar da bunu kullanacaklar sonuçta. Şimdi bir defa gönül isterdi ki tek bir kaynaktan aşıları bu kafa karışıklıkları olmasın. Birinci dozu yaptıran hasta aşıyı uzun süre beklemek zorunda olmasın. Ama bu mümkün olmaz. Bunun birinci nedeni aşı üretici firmaların baştan, olayın başlangıcında çok böyle afaki sözler vermesi. Biri 5 milyar üretebilirim dedi, öbürü 10 dedi, öbürü 10 dedi, 15 dedi. Bunlar olması mümkün olmayan şeylerdi. Çünkü benim 40 yıllık aşı deneyimimde ben dünyada bir aşı ne kadar üretebileceğini bilirim. O aşıları o kadar üretseniz bile depolayacak soğuk tanıt o yok. Hadi bir depolayacaksınız. Bilmem ne. Amerika'da birçok şey bu birçok eyalette mesela bu işte sebze ve dağıtmış firmaların -70 derecelik büyük şeyleri kullanılır. Buzlukları kullanılır ama yani diyelim onu da depoladınız, bunları taşıyacak soğuk ortamlı şey yok. Uçaklar yok. Gemiye koysanız çok uzun sürüyor evet. İşte şeyi taşıması. Götürdünüz o hedef ülkeye. O hiçbir ülkenin bunu işte yeteri kadar sağlayacak, saklayacak, taşıyacak imkanları yok. Şimdi aynı tartışma patent üzerinden yürüyor. Evet. Yani millet zannediyor ki işte bu patenti açarlarsa bu iş bitti. Şimdi düşünün şeye, Irak'a patent hakkını verdiniz. Adamın üretecek tesisi yok ki. Hadi zorladı, üretti. Nasıl güvenip yaptıracaksınız o aşıyı? O yüzden de patent hakkından çok mevcut ve aşı üretebileceği kanıtlanmış şirketlere bunlar açılabilir. Fakat orada da şöyle bir tartışma var. Tabii bu BioNTech şiddetle karşı çıkıyor buna, dolayısıyla Almanya.
Evet, kaosa sebep olacağını, aksine kolaylaştırmayacağını ortak özlem türecinin yaptığı açıklama, sizin açıklamanızın da altını doldurmak için söylemek istedim. Evet, şöyle şimdi bunun mesela Fransa istiyor. Fransa'nın büyük bir şeyi var. Aşı üreten bir firma var Fransa'da. Hadi işte Almanya bu şeyi verdi, patenti. O firma alıp para kazanacak o işten, bedava vermeyecek. Yani insanlar aşıya ulaşacağız zannediyor ama o da para kazanacak. Alman patent hakkı dediğiniz şey de şudur. Yani o Fransız firmasının kazancının belli bir kısmını o patent hakkını elinde bulunduran BioNTech'e vermesi lazım. Patent hakkı onu garantiye alıyor. Yani burada iş patent vermekte bitmiyor. Bizim şimdi mesela patente ihtiyacımız yok. Biz de arkadaşlarımız bu aşıların benzerlerini geliştirdi zaten. Sizin bahsettiğiniz mesela Sputnik aşısı bir adenovirüs vektör aşısı. Bizim faz 1 düzeyine getirilen mesela Ankara Üniversitesi'nin şeyi var, aşısı var. İlle de o patentle yapmamız şart değil. Ama sorun ne bizde? Üretecek yeteri kadar tesis yok. Eğer bunları mesela bir iki yeni tesisler yapıldı. Çok güzel, çok ama onlar da işte mevcut bazı işte en sona gelmiş aşıları üretecekler ancak. Şimdi aşısıyla ilgili açıkçası bu da aynen AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları gibi bu adenovirüs dediğimiz insanda solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüsün genine, bu koronavirüsün dikensi yapısının genini yerleştiriyorsunuz ve bunu inaktive ederek, ya öldürerek o adenovirüsü ya da inaktive yani zararsız hale getirerek insan vücuduna veriyorsunuz. Sonra bu işte şey DNA sentezi sırasında bu koronavirüsün DNA'sı ayrılıyor ve vücudun kendi hücrelerimizin DNA makinalarını kullanarak bu şeyden üretmeye başlıyor, dikensi yapısından virüsün. Çünkü esas zaten önlemeye çalıştığımız o kısım. O yapışıyor çünkü hücreye, öyle giriyor. Bu sürekli bir işlem. Tabii bizim maalesef insanlar bilmediği için mesela RNA aşısına karşı çıkıyorlar da buna karşı çıkmıyorlar. Halbuki bu mantıken düşünürseniz öbüründe RNA'dan DNA yapılıp zarar verebilir. Bunda direkt DNA'yı veriyorsunuz zaten. Ama ne onun zararı var ne bunun zararı var açıkçası. Yalnız adenovirüs de burada Rus aşısında bir süre epeyce tartışma oldu. Çünkü Ruslar çok yavaş aşıladılar. Mesela hala şu anda bu kadar süre geçti aşı üretiminde. Rusya'da sadece 4 milyon kişi 2 doz aşı yaptırdı. Bizde 11 milyon civarında, onlarda 4 milyon civarında daha. Neden bu kadar yavaş gidiyor diye bütün bilim dünyası aylardır soruyor Rusya'ya. Rusya cevap vermiyor ama bu arada kendisine bu kadar az kullanırken 60'ın üzerinde ülkede ruhsat aldı ve işte 40 ve anlaşmalar yaptı. Oralarda da işte şey kullanılsın diye ve belli satış anlaşmaları yaptı. Şimdi şundan emin olması lazım halkın. Yani bu aşamaları geçiren aşıların hiçbirisi insana zarar verecek ya da işte etkisiz aşılar değil ama etkinlikleri birbirinden farklı olabilir. Çünkü böyle bunları karşılaştıran bir çalışma da yok. Hocam i̇şte peki alerjik bünyeler için tavsiye edebileceğiniz şey var mı? Ben bunu merak ediyorum hakikaten, daha alerjiye yatkın bünyeler için, ki mesela ben öyleyim. Alerjik bünye diye bir şey yoktur tıpta. Peki. Bazı ilaçlara alerjisi olanlar, kolay reaksiyon gösterenler diyelim. Hani halk arasında alerjik bünye deriz ya. Evet, bu halk arasında alerjik bünye denilen şey birçok çok geniş anlamda kullanılır. Mesela bir kısmının alerjik nezlesi vardır. Evet, bir o benim. Gıdaya ya da işte ilaca karşı aldığında kızarıklıklar, kaşıntılar olur vücudunda. Burada bahsedilen alerji bu değil. Çünkü bu bahsettiğiniz o alerjik bünye olayı toplumun üçte birinde var zaten. Yani her üç kişiden birinde ya o ya bu böyle yani bir hikaye. O kişilerin aşılardan korkmasını gerektirecek bir şey yok o zaman. Öyle mi anlıyorum? Birincisi yok.
Biz bahsettiğimiz milyonda bir görülen o antijeni verdiğiniz zaman kişiyi şoka sokan alerjiden bahsediyoruz. Bu da ben diyorum ya, Türkiye'de en çok aşıyla uğraşan kişi ben. Ve şimdiye kadar iki tane böyle alerji olayı gördüm ki Türkiye yılda 40 milyon doz çocuk aşılaması yapıyor sadece. Şimdi bunların o halde bazı hekim arkadaşlar maalesef işte alerji varsa o zaman BioNTech yaptırma, Sinovac yaptır gibi böyle bunları duyduğumuz için aynen. Tabii önerilerde bulunuyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Alerji yapıcı etki yönünden iki aşının birbirinden farkı yok. Çünkü yapıları tamamen farklı. Bir insanın bir BioNTech'tekine olmaz da böyle bir anafilaktik reaksiyonu, Sinovac'takine olabilir. O yüzden sadece alerjide değil, herhangi bir hastalık, herhangi bir yaş grubunda bu aşı daha faydalı, bu aşı daha zararlı gibi bir ayrım son derece yanlış. Hiçbir bilimsel veri yok. Zaten dikkat ederseniz Amerika'da mesela eyalete göre dağıtılıyor bu aşılar. Siz o eyaletteyseniz devletin size sunduğu aşıyı gidip yaptırıyorsunuz. Evet. Başka şansınız yok. Alerjiniz de olsa, işte kronik hastalığınız da olsa, benim şu hastalığım var o zaman şundan olayım gibi, bizdeki gibi bir seçme olayı yok. Onur Bey, sizin bir sorunuz vardı galiba. Hocam daha evvel gündeme geldi, ben atlamış olabilirim, kusura bakmayın. Tecrübenizden dolayı söylüyorum. Sizi de takip ediyoruz uzun zamandır merakla. Size bilim kurulunda yer almanız için bir teklif geldi mi? Ya da siz böyle bir teklif gelmişse, siz böyle bir istekte bulundunuz mu? Onur Bey, bilim kurullarına istekte bulunamazsınız. Ben 23 yıl bakanlıkta hemen hemen her bilim kurulunda vardım. Şu anda da şöyle bir yanlış değerlendirme var. Sağlık Bakanlığı bilim kurulu diyor, öyle bir kurul yok. Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu. Bakanlıkta 20'den fazla bilim kurulu var. Ben üçünde üyeyim şu anda. Mesela iki bilim kurulunun başkanlığını yürütüyorum. Grip bilim kurulunda üyeyim, kızamık bilim kurulunda üyeyim, çocuk felci kurulunda üyeyim ama ilk defa bir kurulda yokum. Ben daha önceki işte iki salgında, domuz gribi ve kuş gribi salgınlarında bu işte salgın bilim kurulunun batın sözcülüğünü yaptım. İnsanlar unutuyor hemen bu pandemi bitince. O zaman da hani bana işte kanal kanal dolaşıyor diyorlar. İnsanlar unutmuşlar. Ben o dönemde de sabah bir çıkıyordum İstanbul'a gidip 4 kanalda programa katılıp geliyordum. Çünkü halk bilinçlendirmekle uğraşıyordum. Bütün köyler, yani doğuda bütün köyleri köy köy bilirim ben. O bilim kurullarındaki görevler nedeniyle. Ama bu defa böyle bir bilim kurulu seçildi. Tamamen Sağlık Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir olaydır. Dolayısıyla yani bunu niye onu seçti, niye bunu? Ben sadece yapının doğru olmadığı şeklinde fikrimi belirttim. İki bilim kurulu olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü şu anda görülen iş, yani bilim kurulunun şu anda yaptığı iş, bizim kastettiğimiz salgın kontrolü işi değil çünkü. Sizin aynı şu anda, ben mesela bilmiyordum, iki veya üç dediniz galiba değil mi? Aktif olarak bilim kurulunda zaten görev yaptığınızı... Yani biraz hocam şöyle, maalesef sizi tenzih ederek söylüyorum ama ülkemizde özellikle tıp alanında değil ama başka disiplinlerde maalesef alanlarını birazcık daha politize ederek açıklama yapan hocalar var değişik disiplinlerde. Siz de muhtemelen bu alışkanlıktan dolayı bir ara sıra linçe uğruyorsunuz. Size evet. Kanal kanal geziyor diye eleştirenlere de ben bir eleştiri getireyim. Az kanal geziyorsunuz hocam. Çünkü bu konuda halkı bilinçlendirmek, halka doğru bilgiyi vermek, sizin zaten asli görevlerinizden bir hekim olarak birisi olması lazım. Çünkü bir kişiyi bile salgından uzak tutabilirseniz ne mutlu size ne mutlu bize. Ama dediğim gibi yani sizlerle, diğer hocalarımızla alakalı işini yapan, kendi ilmini yapan hocalarımızla alakalı böyle değişik bilgiler var. Bugün çok enteresan bir bilgi ulaştım bir belgesel seyrederken. Sosyal medyada bir yalanın yayılma hızı doğrudan 6 kat daha fazla diyor. Yani dolayısıyla daha fazla kanal, hocam eğer mümkünse, müsaitseniz daha fazla kanal gezin, doğru bilgileri iletin.
Bir de sizin ve sizin gibi hocalarımız hakkında bu yanlış tabuları da, bilgileri de yıkmak lazım. Şimdi normal vatandaşa sorduğunuz zaman, sizin şahsınızda örnek vereyim, sanki muhalif bir kişilik gibi, sanki iktidara karşı ters bir şey söylemek için televizyona çıkıyormuşsunuz gibi bir imaj maalesef doğrultuluyor. Ama şimdi ben de öğrendim ki siz mevcut olarak zaten bakanlığın 2 veya 3 dediniz galiba kurulunda görev yapıyorsunuz. Demek ki siz sadece işinizi yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız ve söylediğiniz şeyler ilmi şeyler, bazı kişilerin, bazı siyasetlerin hoşuna gitmiyor olabilir. Bu da kimseyi ilgilendirmez çünkü ilim olduğu zaman herhalde gerisi teferruattır. Orada hoca biraz Türkiye'nin kutupluk haline ne yazık ki temas etmiş oluyor, denk gelmiş oluyor esasen. Siz öyle değil, ne söylerseniz söyleyin mutlaka zaten birileri karşıt bir şey söylüyorlar orada. Millet zannediyor ki ben işte buraya da çıktığım zaman bunları söylüyorum. Aynılarını gerek yazılı olarak gerek sözel olarak bizzat Sayın Sağlık Bakanı'na da iletiyor. Bugün mesela Bakan Bey beni aradı. Zaman zaman arayıp işte bir bize bir öneriniz var mı diye sorar. Ona da söylüyorum. Yani ne ilettiniz Sayın Bakan'a bugün? Efendim, bugün ne ilettiniz Sayın Bakan'a? Ne konuştunuz aslında? Kendisi aramıştı beni de bugün işte bu şeyler nedeniyle geçmiş olsun diye aradı. Aslında şöyle söyleyeyim. Bu olayları yapan, yani bilim insanlarına böyle işte tutuklansın falan gibi tuhaf şeyler yazan insanlar 3-4 kişi aslında. Bunların sayıları çok değil. Maalesef bunların içerisinde çok aydın diye düşündüğümüz, halkın düşündüğü insanlar var. Yani niyeyse böyle bir bilim düşmanlığı, aşı düşmanlığı var. Popülerite uğruna hocam belki de. Şimdi onlar ayrı. Onlara zaten fazla uğraşmamak lazım. Onlar direkt karşıt bu işe. Ama onların, bizler onlara ulaşmadığımız için, devlet onlara ulaşıp yeteri kadar bilgilendirmediği için onların iftiralarına, yalanlarına kanan insanlara kızmıyor. Çünkü ondan kendimi de sorumlu hissediyorum. Yani eğer biz o insanları yeteri kadar, çünkü biz dediğimiz, buna karşı çıkan insanlar on binlerce katıyız. Yani şöyle diyeyim, 157 bin hekim var. Toplasanız işlerinde 3 ya da 4 tane aşı yaptırmayın diyen insan var. Onlar da biraz önce Gül Hanım'ın dediği gibi popülarite uğruna konuşuyorlar. Hiçbiri de aşıyla ilgili bir uzmanlık alanından değil. Şimdi bu insanlara niye inanıyorlar? Çünkü ben gidip o insanlara aşının ne kadar önemli olduğunu, aslında aşının bizim tarihimizde çok yeri olduğunu ve aşı tarihinde de bizim çok yerimiz olduğunu anlatamamışız. Onlar bunu işte doğallığa, doğal yaşama karşı bir tehdit olarak algılıyor. Ama maalesef yani devletin de bizlerin de eksikleri var bu konuda. Bir an önce bunları da yapmak zorundayız. Zaten aşı kararsızlığıyla mücadelenin temel kurallarından biridir. En uçtaki noktaya hiç dokunmayacaksınız. Çünkü onlara harcadığınız emekle o ortalarda böyle tereddüt geçiren insanlar onların yüzlerce katını bilgilendirebilir ve onları bilimle aynı şekilde düşünür hale getirebilirsiniz. O yüzden çok da o insanlarla uğraşmamak lazım. Çünkü bir de şeyler... Yani bunlar çok böyle saygıdeğer insanlar olarak görünüp çok rahatlıkla iftira atabiliyorlar, yalan söyleyebiliyorlar, kafa bulandırabiliyorlar. Yani inanılmaz. Ben Türkiye dünyanın hiçbir ülkesinde, buna Afrika ülkeleri, işte Asya'nın geri kalmış ülkeleri dahil, bilim insanlarına işte bu terörist, bu tutuklansın bilmem ne diye ifadeler kullanıldığını görmedim. Maalesef böyle bir ortaçağ zihniyetine gelişmiş böyle bir grup içerisinde. Biz peki onlar... hocam bir taraftan da şimdi şöyle bununla alakasız olarak fakat geçen seneki kapanmalar, işte bu seneki kapanmalar, okula gidemeyenler, işte işine gücüne yeterince vakit ayıramayanlar, yani gidemeyenler, bundan maddi manevi zarar görenler, insanlar da hiç hasar görmeyeni bile kaybolan yıllar olarak artık kendi hanesine yazmaya başladı. Evet. Bunu ister istemez moraller de bozuk.
Ne zaman Türkiye gerçekten bunu çözebilir? Yani biz 2021 sonunda mı kurtuluruz? 2022'de mi kurtuluruz? Veya dünyayla, dünya bundan kurtuluyor mu gerçekten aşılayarak? Çünkü bir İsrail örneği var. Aşılama yapan işte bir Amerika örneği var. Başka ülkeler var. Avustralya zaten hiç söylemiyorum. Aşıdan önce kapanarak çözdüler oralar. Yani dolayısıyla biz nasıl kurtulacağız? Ne zaman kurtuluruz tam? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz ilk başta bu işi salgın daha Türkiye'ye gelmeden işte soruluyordu bize. Biz de şunu söylüyorduk, bu işten kurtulmanın iki yolu, üçüncü yol diye ileri sürülen yolun yolu olmadığını söyledik. Yani toplumun belli bir kısmı hastalansın, hani halk arasında sürü bağışıklığı, bir toplumsal bağışıklık dediğimiz olay gelişsin. Ondan sonra işte insanlar hastalanmazlar, biter bu iş diye. Onda çözümü yok, hastalanan bir daha hastalanıyor. Tabii, maalesef öyle ve çok zayıf bir bağışıklık bırakıyor hastalık. Evet. Şimdi iki yol var dedik. Açıkçası bu kadar kısa sürede aşı geliştirilebileceğini hiç kimse beklemiyor. Yani hiçbirimiz işte Şubat ayında, Mart ayında 8 ay sonra kullanıma girecek aşılar olmasını beklemiyorduk. Çünkü normalde bu iş süresi zaten 10-15 yıldır. Ve şöyle diyorduk, ya işte bu 2-3 yıl en erken sürebilir diyorduk. Üçüncüsü de virüsün tamamen tesadüfi olarak mutasyona uğrayıp iyi bir virüs haline gelmesi. Yani bize vereceği zararın azaltarak sonra virüs işte bir süre sonra böyle olunca bulaşıcı özelliği kayboluyor. Ve gidip yarasa da hayatına devam ettiriyor. Şimdi burada tabii aşılar çıkınca artık bu işin en radikal yolunun toplumun %70-75 aşılanması olduğunu anlattık artık. Şimdi onun için bu hedefe ulaşıncaya kadar tedbirler alınmalı. Şimdi o dönemde kızan insanlar, yani işte bu şeyi, tedbirleri kaldırın diye bağırıyorlardı mesela, zarar görüyor, saklılardı. Ama şunu yaşadılar ve gördüler ki belki o dönem bir tam anlamıyla bir kapanma olsaydı, 28 günlük bir tam kapanma. Şimdi çok daha rahattı insanlar, restoranlara çıktı, işte her yere çıktı. Şimdi şu anda sıfır vakaya insek bile, yani diyelim ki hiç vakası yok Türkiye'nin, hala tam rahat edemeyeceğiz. Çünkü bu çok kolay yayılıyor. Dünyayla ilişkimizi kesmek zorunda kalarak belli ölçüde rahat edebileceğiz. Dışarıdan insanların girişi, bakın Çin öyle mesela. Çin'e şu anda vize almanız son derece zor. Hadi Çin'e gittiniz, oradan Wuhan bölgesine giremezsiniz bile içeriye. Hala hocam, belli. Dubai 3-4 defa test istiyor mesela. Hani birçok kişi gidiyor oraya ama 3-4 defa test istiyor. Türkiye mesela 15 ülkeye PCR testsiz alacağını deklare etti. Bu da önemli bir şey aslında, endişe uyandırıcı. Şimdi çok pardon, şöyle, lafınızı böldüm ama. PCR testi de, şimdi biz PCR testiyle test sayımızı artıramayız. Bu mümkün değil. Hem çok pahalı bir yöntem, hem PCR insan gücü istiyor, işte yeterli laboratuvar istiyor. Bu test sayılarını artıran ülkeler hızlı antijen testleriyle artırıyor. Ama biz maalesef salgının başında Çin'den bir test aldık. Şey çıktı, yani bir işe yaramadığı çıktı ortaya. Şimdi ama çok rahat, çocuklarda bile işte bir ağza işte değdirerek tükrükten alınan testler, insanlar elinde kendileri bile değerlendirebiliyor. Bir yanılma payı var, o yüzden pozitif çıkanlar PCR'la tekrar bakılıyor. Bunları devreye sokmadan zaten böyle 700-800 bin test sayılarına ulaşmak mümkün değil. Ama PCR tabii mutlaka istiyordur. Çünkü kitleri bitiyor. Yani bu kadar yüksek sayıda yapınca kitler bitiyor. Yeniden temin etmek zorundasınız. Dolayısıyla yani burada baktığınız zaman her ülke ciddi sıkıntılar yaşadı. Bizden farkları bazı ülkelerin yaşadıkları sıkıntılardan, yaptıkları yanlışlardan ders aldılar. Biz birkaç defa tekrarladık bunu. Hocam sizi yakalamışken ben bir sorayım. Medyada da takip ediyoruz, köşe yazılarında da tartışmalar oldu vesaire. Sizin aşıcılar ve otçular arasında bir kavga varmış gibi bir şeye döndü bu. Süreç yaşanıyor gibi. Yani aşıya karşı olanların
siz özellikle gıda takviyesi lobisi olduğunu iddia ettiniz. Aslında bu tartışma önemli bir tartışma. Yani bu salgın döneminde aslında insanların hani aşı olmayın, bağışıklık sistemini güçlendirin gibi çizgisi hocam olanlarla vesaire işte karşılıklı bir çatışma. Özellikle Soner Yalçın bu tartışmayı da başlatmıştı. Ondan sonra sizin cevabınız olmuştu vesaire. Şimdi gerçekten gıda takviyeci lobi var mı? Yoksa aşının yanında bağışıklık sistemi güçlendirilmemeli mi, güçlendirilmeli mi? Yani böyle bir garip bir tartışmaya döndü bu iş. Bunu biraz açabilir misiniz? Latuç Bey, şöyle düşünün. Aşının pandemi aşısını bir kenara bırakıyorum, onu bilmiyoruz. Çünkü kaça mal olacak bize? Her aldığımız aşının fiyatı birbirinden farklı. Ondan önce Türkiye'nin aşıya harcadığı para, ki bunun karşılığında 13 tane hastalığa karşı çocukları ömür boyu koruyor, harcadığı para 200 milyon lira. İşte 200 milyon dolar. Yanlış söylemeyeyim. 200 milyon. Evet. Dünyadaki pazarı da 44 milyar dolar. Şimdi aşının bütün bu cirosu, dünyadaki işte bütçesinin tam karşılığı şu, tam aynı miktarda pazarı olan bir ürün daha var, o da patates cipsi. Şimdi patates cipsi karşıtları diye bir şey duydunuz mu? Duymazsınız. Ama aşı karşıtları diye bir terim var. İşte onlar bizim gibi bilim insanlarını işte bunlar aşıcı lobi falan, işte şu firmanın adamı, bu firmanın adamı. Mesela bahsettiğiniz yazar benim için açıkça, böyle açıktan iftira ederek bir ilaç firmasında, aşı pazarlayan bir ilaç firmasında benimle soyadı aynı olan birini bulmuş ki yani bir iki defa görmüşümdür ve bırakın yakınlığı, memleketimiz bile aynı değil. Benim oğlum olduğunu ima ederek benim o yüzden bunu işte savunduğumu söylemiş. Bu insanlık değil yani. Ben de o zaman şeyle girip çıktığınız zaman Google'a soyadı onunla aynı olan 3 tane şey var. PKK, aranan PKK militanı var. Onu mu söyleyeyim yani? Bu kadar alçalmamak lazım. Şimdi burada tabii şeyle gıda takviyelerinden büyük farkı şu. Aşılar Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alır, ilaçlar gibi. Ve bütün o firmaların işte bütün evrakları, maliyesi, her şeyi Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir. Ve Sağlık Bakanlığı'nın çok uzun yıllardan beri bu işi yapan bir birimi var. Orada bir sürü eczacı çalışır, maliyeci çalışır. Ama gıda takviyeleri Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat alır. Ve bütçesi, yani gıda harcamalarına, ülkenin yurt dışına harcadığı para aşıların onlarca katı. Ve bunların karşılığında mesela bir aşı ruhsat için başvurur bir şey, firma. En az 10-15 arasında böyle kalın dosya bilgileriyle gelir, yapılmış çalışmaları getirir. Ama gıda takviyeleri için böyle bir zorunluluk yoktur. 3 sayfalık bir yazıyla gelip başvurur ve ruhsatlarını alırlar. Ve sonra da hiçbir denetime tabi değillerdir. Hiçbir derken yanlış anlaşılmasın. Mesela ilaç firmalarını didik didik edilir. 5 kuruşu bile nereye harcam? Ama gıda takviyecilerinin böyle bir şeyi yoktur. Ve onların aşıya karşı faaliyetlerinin en büyük nedeni şudur. Çünkü aşı insanları hastalıktan korur fikrini yıkmaya çalışıyorlar. Onun yerine işte bu gıda takviyelerinin işte hastalığa karşı koruduğunu falan savunarak aşıya karşı bir mücadele başlattılar. Ve bunun sözcülüğünü yapan insanlar var. Hiçbirisinin arkasında bir bilimsel veri yok. Bilimsel veri olsun zaten. Tarım Bakanlığı'ndan değil, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alırlar. Bilimsel veri olmadığı için Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat alıyorlar. Şimdi bunlar insanlar işini doğru yaptığı sürece her ürünün, aşının da gıda takviyesinde ayrı bir yeri vardır. Ama bu işi bu hale getirip insanlara saldırtacak noktaya falan getirmek açıkçası hani bir bilim insanlık bakın normal bir sağlıklı vatandaşın yapabileceği bir şeydi. Ben orada hiçbir cevap vermedim. Siz onu herhalde yanlış hatırladınız. Ben o bahsettiğiniz yazara
adını ağzıma almadım, hiçbir cevap da vermedim. Çünkü söylediği lafların tamamı yalan, iftira dolu şeyler. Bir de şunu iyi anlamak lazım. Hayır, Murat yani, Çelik'e zannedersem röportaj vermiştiniz hatırladığım kadarıyla. Posta'dan bir Murat Çelik'e vermemiş miydiniz sonrasında konuşurken? Bu, hani o gıda lobisi, gıda takviyesi lobisi. Ha, bunları söyledim ama evet, adını anarak. Hayır, ben şöyle yani o ekran şöhreti diye bir yazı yazmıştı Sözcü'de Sonay Yalçın. Yani o takviye diyor, sizin de bir cevabınız olmuştu ondan sonra vesaire. Yani yazılarını okumam. Hiçbir değeri yoktur. Orada mesela Saygı Öztürk çok sevdiğim, değer verdiğim bir insandır. Onun yazısını okurum. Hocaya sorusu olan var mı yoksa var. Teşekkür edeceğim. Hocam Kadir Bey'in de size sorusu var. Satılmış Bey sizin var mı? Peki ondan sonra teşekkür edeceğim çünkü hocamıza. Buyurun size. Peki hocam önce iyi akşamlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Aşı patenti ve üretimi konusunda biraz sonra konuşacağım. Sizle aynı düşünmüyorum. Ben çünkü aşı enstitüsünün kapatılmasıyla 2011'de Türkiye'nin çok büyük geriye düştüğüne inananlardanım. Türkiye'nin de o Cumhuriyet'in başından itibaren Osmanlı'dan da kalan tıpçılarla, sağlıkçılarla, Refik Saydam'la çok doğru işler yaptığına inanan. Fakat o sırada geliştirilemediği için aşı sisteminin geri kaldığını söylemiştiniz. Sizden dinledim. Ben ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki bu çalışmalara şey yapıyorum. Onunla çok belki tam anlayamadım sizi, o olabilir ama ben Türkiye'de mutlaka üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece şunu söyleyeyim, tabii aşı üretiliyor da zaten Türkiye'de yeni testler de yapıldı ama o sizin bahsettiğiniz Refik Saydam Sağ Merkezi bir dönem 1942 yılında dünyada aşı üreten 3 ülkeden biri haline getirmişti. Evet hocam. Yani Türkiye 22 farklı aşı üreterek yurt dışına satmış onları, gelir elde etmiş. Yani o dönemin arkasından maalesef gelen işte iktidarlar önemsememiş, teknoloji geliştirirken yenilememiş. Tamam. Ve çok yani o gün bir önce kuduz aşısını bize sormuşlardı, bir komisyon kurup devam etsin mi diye. Düşünün yani bütün dünya hücre kültürü aşılarına başlamış, biz insanların karnına koyun beyni veriyoruz. O hale gelmişti artık, onu söyledim. Yoksa tamam. Tabii ki. Tamam hocam. Yani şimdi anlaştık, mesele yok. Kurulması, yani kurulması ve devam ettirilmesi lazım. Bırakın her şeyi, orada bilgi birikimi olan insanlar var. Zaten. Evet. Türkiye orada 300 doktorla bunları yapmış. Şimdi on binlerce doktorumuz var. Uzmanlarımız var. Yani inanılmaz bir ülke o anlamda. Çok daha iyi şeyler üretebiliriz diye düşünüyorum. Hikayesini ben konferanslarda bazen konferans olarak veriyorum. Çok güzel bir konudur. Hele işte şeyin o Cumhuriyet döneminde işte kongrelerin yapıldığı yıllarda işte yapılanlar falan. Onları inşallah bir gün vakit olur konuşuruz. İnşallah şimdi. Hocam. Önce sizlerle Ahmet Saltık Hoca'yla gurur duyuyoruz. 3 bayan veya 4 bayan hocamız var. Onları da her gün seyrediyoruz. Onların isimlerini vermiyorum. Onlar da lince uğruyorlarmış ama daha fazla uğramasınlar diye. Şimdi bu kriz dönemleri, bu tür sıkıntıların da ortaya çıktığı dönemler nedir mesela? Bir profesör var, enfeksiyon hocası. Beddua ederken köpek zehri kullandırmak lazım diyen bir profesör de var. Kimse onu dinlemiyor mesela. Herkes sizin olduğunuz kanalları, Ahmet Hoca'nın olduğu kanalları, diğer o 4 kadın, bayan neyse işte kadın. Hocamızın olduğu şeyleri dinliyorlar. Onun için sizlerle gurur duyuyoruz. İnteraktif olarak söylüyorum. Ben Aydın Bey ve Gülcan Hanım size yanınızdayız demişler. Aydın Bey bir soru soruyor. Alman aşısı kronik kalp hastalarına sorun çıkartır mı? O birinci soru. İkinci soru da benim sorum. Ben ilk Mart ayında koronavirüs geçirenlerden birisiyim. Sağlıkçıyım, diş hekimiyim. Bana da hidroksiklorokin verilmişti. Şimdi bunların bize ne zararı olup olmadığını ve binlerce kişiye bu yapıldı.
Yarın bir gün arıza çıktığında, vücutta bunların hasarları ortaya çıktığında tıbbi odası kullanmayın bunu dedi. Dünya Sağlık Örgütü kullanmayın dedi. Sağlık Bakanı da dedi ki hayır kardeşim, dünya bizi kıskanıyor. Herkes bizden bu ilacı istiyor ama kimseye vermiyoruz gibilerinden bir şeyler söyledi. Bunları kim tazmin edecek hocam? Yani yarın bir gün bu kadar insanın ölen, yani mesela birçok insanda bu ilaç yüzünden ölmüştür ama kalp diye yazıldı. Bu ilaç yüzünden öldü ama başka bir şey yazıldı. Yani bizler buna ne yapacağız? Yani Türkiye'de bununla ilgili bugün kestim dedi Sağlık Bakanı, kesti. Hiç bilimcilere soruldu mu? Bu tartışıldı mı? Bir dakika kardeşim dendi mi? Anlaşıldı herhalde diye tamam. Düşünüyorum. Bu bir onu kendi sorum. Öbürü de kronik kalp hastalarına Alman aşısı sorun çıkartıyor mu diye. Yani biraz önce söylediğim gibi hiçbir hastalıkta, hiçbir kronik hastalıkta bu aşı daha avantajlı, bu daha az avantajlı diye bir ayrım yapmak mümkün değil. Evet. Her türlü kronik hastalığı olana şu andaki mevcut iki aşı, hatta gelirse bu adenovirüs aşısı Sputnik'te kullanılabilir. Hiç farkı yok. Ekstra bir risk oluşturmuyor. Hidroksiklorokin meselesine gelince tabii evet çok haklısınız. Yani o dönemde hepimiz bunun kullanmayın dedi. Hepimiz derken çoğunlukta değildik biz o dönemde. Evet, maalesef azlıktaydık. Çünkü bilim kurulu kuvvetle öneriyordu hidroksiklorokini. Yani bilim kurulunun ortak kararı vardı hidroksiklorokin kullanılsın diye. Biz dışında kalanlar. Evet. Birkaç kişi buna işte karşı çıktı, kullanmayın diye. Kullanıldı ama şunu söyleyeyim. Uzun süre o sırada özellikle bağışıklığı baskılamasına bağlı ciddi yan etkileri çıkabilir. Ama bu kadar zaman geçtikten sonra kalıcı bir yan etki beklemiyoruz. Yani o açıdan bu ilacı kullananlar içi rahat olsun. Tabii bundan zarar gören hastalık da aynı şekilde. Yani bunların bir tazmini falan bu şekilde mümkün değil. Zaten sırf o nedenle de ben hiç sayıları karşılaştırmıyorum. Yani ülkeleri karşılaştırırken kendi işlerindeki artış hızlarına bakıyorum. Bunu epidemiyolojide böyledir zaten. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi Türkiye farklı bir şeye Covid'den ölüm diyor. Başka ülkede farklı bir tanımla Covid'den ölüm diyor. Hatta vaka tanımlarında da böyle. Yani biz başka bir şeye hatırlarsın bu vakayla hastayla sayısı. Biz başka şeye vaka diyoruz. Onlar başka bir şeye vaka diyorlar. O yüzden artış hızlarıyla karşılaştırmak lazım ya da azalış hızlarıyla. Yoksa evet yani orada işte ölüm tam neye deniyor? Covid'den ölüm diye ciddi farklılıklar var. Peki. Ben son bir şey söyleyeyim. Burada hocam bir aşı karşıtlığı konusunda Türkiye'nin bir geçmiş sıkıntısı da var. Yani Sağlık Bakanı Akdağ zamanında milyonlarca aşı getirildi. Sanıyorum domuz gribine karşı. Birden AKP Genel Başkanı, o günkü başbakan, bu aşı nereden çıktı? Ben yaptırmıyorum dedi ve aşılar çöpe gitti. Yani birdenbire bakanın ben herkesin önünde yaptırıyorum dediği aşıyı yaptırmadı. Yani böyle de bir Türkiye'de garabet de var. Ama bu aşıları ilk onlar oldular, bu korona aşıları. Bunda oldular işte, onu söylüyorum. Şimdi herkes oldu. O zamanki şeyi bir geçmişi söyledim, var onu demek istiyorum. Bilim kurulunda üyeydim o dönemde. Ve o zaman hiç kaybı olmadı ülkenin, yalnız onu söyleyeyim. Çünkü bu aşılar verildi. Yani o yapılamayan aşılar verildi. Dediğiniz olay doğru. Ama yapılamayan aşılar verildi. Onun yerine menenjit aşıları getirildi. Onun karşılığı olarak alındı. Ve hem hacılara hem sağlık personeline ücretsiz o aşılarla menenjit aşıları yapıldı. Yani boşa gitmedi onu. Boşa söylemek gitmesi değil de aşı karşıtlığı anlamında söyledim hocam. Yani bu sefer bütün kamuoyu önderleri, siyasiler kendisi yaptırınca toplum daha olumlu baktı. Ama o dönemde kararsızlığında zaten ülkeden ülkeye değişiyor nedenleri. Yani aşı kararsızlığı, çünkü bu konunun temeli aşı kararlı. Aşı karşıtlığı buna neden olan çok sayıda işte faktörden bir tanesi. Şimdi o dönemde gerçekten birdenbire aşılamada ciddi bir yavaşlama oldu, durma noktasına geldi. Çünkü
gerçekten toplum liderlerinin düşünceleri, aşıya bakış açıları Türkiye'de aşı karşıtlarından çok daha etkili oluyor. Evet hocam. Peki. Yani bu çalışmayı yaptık biz, gördük. Hani çıkıp bu işte konuşan, bu biraz önce uzun uzun bahsettiğimiz insanların lafların çok bir etkisi olmuyor halk üzerinde. Peki. Ama toplum liderlerinin büyük etkisi var. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, katkılarınız için. Diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de yeteri kadar dikkat çektim. Bunu çıkartabilirim herhalde. Maske sosyal mesaj için. Evet, onun için ben kullanıyorum. Bir de kolonyayı özellikle söylüyorum. İkisi çok önemli. Evet, burada önemli soru aşılar ne zaman gelecek ve ne zaman tamamlanacak Türkiye'de, bu esasen önemli. 240 milyon aşıdan bahsediliyor değil mi şimdi? Evet, ama şimdi ben Satılmış Bey'le başlayayım müsaadenizle. Tabii, çünkü buyurun. Bu bölümde hiç konuşmadınız. Yani bir türlü hani size söz gelmedi. Şimdi şunu anlatarak CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın Sinovac aşılarıyla tedari süreciyle ve sözleşmeye ulaşıldığını ve 50 milyon doz için anlaşılmasına rağmen 25 milyon dozun teslim edildiğini açıklamasının ardından Çin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi ve gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı büyükelçilik kaynakları ve aşı teslimatında yavaşlama olduğunu kabul ederken yavaşlamanın kasıtlı olmadığını, siyasi bir nedene de dayanmadığını söyledi. Hani daha önce Sağlık Bakanı'nın basın toplantısında da ifade ettiği işte muhalefetin bir takım etkileri oldu ama tam da işte olmadığı gibi şeyler vardı, açıklamalar vardı. Şimdi siz bu koşullara yönelik eleştirileri ve önerileriniz neler? Bir de marketler genelgesi var, alkollü içki yasağı, ses ve görüntü yasağı gibi genelgeler çok tartışılıyor. İşte temel ihtiyaç nedir, ne değildir diye. Hukukçu olarak siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, şimdi ben her şeyden evvel bu pandemi döneminde yaşananları 1,5 yıldan beri takip eden biriyim. Birincisi, tam kapanma dediğiniz şeyin Türkiye'de olması mümkün değil. Zira 84 milyon insanın beslenme ihtiyacı var. Nasıl karşılanacak tam kapattığınızda? Dünyada kimse bir şeyi tam olarak kapatamamıştır. Ayrıca pandemi döneminde olmasına rağmen Türkiye çok iyi bir iş yapmıştır. Tedarik zincirinde bir kopma olmamıştır. Marketlerde her aradığınız ürüne ulaştınız. Her aradığınız şeye, ele attığınız şeyi buldunuz. Allah korusun, eğer bu tedarik zincirleri kopmuş olsaydı felaket olurdu, raflar boşalırdı ve bir takım sıkıntılar yaşanırdı. Türkiye bunu yaşatmadı. Çok güzel idare etti. Pandemi ilk başladığında tuvalet kağıdına ulaşılamaması gibi mesela, dünyada. Ama bütün Avrupa rafları boş olurken Türkiye bunu çok iyi başarmıştır. Bugün kimse diyemez ki bu iktidar pandemiyi bu anlamda yönetemedi diyemez. Tedarik zinciri olarak harika bir iş yaptı. Kutlamak lazım, tebrik etmek lazım ve bu hakkını da teslim etmek lazım. Aşılar konusuna gelince dünyada henüz 100 tane ülke aşı bulamadı daha. Türkiye aşılamada 10 artı 14 olmak üzere 24 milyon aşı yapmış bir ülke. Öyle az da yapmamış. Bugün Türkiye aşıyı kendi üretmiyor ki, herkes gibi dışarıdan temin ediyor. Parası olan ya da işte güçlü olan alıyor. İsrail 9 milyonun tamamını aşıladı. Şimdi bazı insanlar aşı karşıtlığı yaparken vallahi benim cevabım şu oluyor. Dünyada Yahudi'den çok canını seven var mı? Herkes canını sever. Buna ondan bir şey daha yok çok ki. Seven, daha çok böyle dünyaya bağlı olduğu söylenebilen hangi millet var dediğinizde bir numara Yahudi'yi gösterir. Hocam bu sizin görüşünüz herhalde. Aynen. Herkesin dünyayı yani çok seven insan olarak Yahudiler parmakla gösterir. Bunu siz kabul edin etmeyin. Benim düşüncem ve inancım da bu. Yok, var. Sizin düşünceniz zaten. 12 milyon, pardon, ne kadar nüfus? 9 milyon nüfusu var galiba. Ve hepsini aşıladı. Onlar kendilerine düşman mı? O insanlar kendilerine düşman oldukları için mi? Bugün tersi, herkes yani Amerika'da bakın, aşılamada dünyada, öne geçti. Dünyada meşhur aileleri bilirsiniz değil mi? Dünya yönettiği söylenen o ailelerin kimler olduğunu da cümle alem bilir. Şimdi ben Yahudi düşmanlığı yapmış falan değil. Sadece gerçekten kendilerine verdiği değer anlamında söyledim onu. Bir düşmanlık olarak söylemedim. O kadar insan, koca devlet bütün vatandaşını aşılarken hepsini öldürmeyi mi düşündü? Ya da onların zarar görmesini düşündü. Niye ben aşıya karşıtlığı yapayım? Onun dışında dünyada birçok ülke, Amerika aşıladı, Almanya aşılıyor, İngiltere aşıladı. Bütün insanların aşılıyorlar. Ya bu insanlar deli mi? Bilim insanları, doktorlar hepsi çıkıyor, aşı yaptırmış.
devlet başkanları aşı yapmış, model olduğu söylenen insanlar aşı yapmış. Biz de elbette aşılarımızı yaptıracağız. Hocam ancak aşıya karşı çıkanların temel argümanı ama şu, sadece aşı olsun demiyorlar. Aşı bir sistem sorunu olduğunu. Ama konumuz o değil. Konu aslında burada muhalefetin bunun, aşı yok, kalan aşılar nerede demesi. Onu anlatıyorum. Şey, hayır, o ben şunu da söyleyeyim mi? Yani aşı karşıtlığındaki temel şey aşı olmayalım ben değil. Ben onu arada söyledim dedim. Ha. Yani onlar aşı karşıtlığı yaptığı evet, için hayır, değil. Esas olarak aşılar nerede? Niye geciktiniz? Evet, niye evet, geç kaldınız? Nerede? Onu anlatıyor. Biz de söylüyoruz diyoruz ki aşıları biz dışarıdan temin ediyoruz. Dünyada aşıya ulaşamayan bir dünya devlet var daha. Ulaşamadılar. Biz de o mücadelenin için hatta pandeminin başladığı sıralarda maske savaşları gördük. Bugün de aynı savaşı görüyoruz. Hatta biraz önce tartışıldı işte şeyinin formülleri açıklansın aşıların. Patentler açıklansın dendi. Ona bile izin vermiyorlar. Bu bile tartışılan bir ülkede aşı ki biz de Çin'den alıyoruz. Kendisi söylüyor yavaşladı diyor. Elimde olmayan nedenler var siyasi sebepleri yok diyor. Şimdi siz bir istersin, parayla alıyorsunuz. Siz de böyle yapmıyor musunuz ticaret yaparken, mal alırken? Siz devletlerin arasındaki ticari ilişkiler kişilerden daha zor. Hiç olmazsa burada bir hukuk işletirsiniz. İşlettiğiniz hukukla zorlalım vardır. Ya Çin'den zorla da alamaz, vermiyorum dediğinde zoralım da yapamayacaksınız. Böyle bir güçlük var. Bu nedenle bunu çok yadırgamamak lazım. Devlet olanca gücüyle, yalnız onunla değil Almanlarla anlaşıyor işte. Rusya ile anlaşıyor. Elinden gelen imkanları sarf ettiğini gözümüzde görüyoruz, şahidiz. Şimdi aşı geldi de bir yerlere mi saklandı? Hayır. Aşı geldi de Türkiye aşılamada yeterli sayıya şey mi yok, elemanı mı yok, aşılayacak doktoru, hemşiresi mi yok? Hayır, o da yok. O da doğru değil. Çünkü Türkiye bu anlamda hem altyapı olarak, aşılama altyapısı olarak hem hastane olarak çok geniş bir ağa sahip, çok güçlü bir ağa sahip bir ülke. Hastaneleriyle göz dolduruyor. Doktorlarıyla göz dolduruyor. İnşallah kendi aşımız dolduğunda olur. Gelelim marketler şeyine gelince. Genelgelerinde ne var onu anlamadım. Yani olumsuz olan neye karşı çıkıyorlar bilmiyorum. İşte birkaç gün sonra içki yasağı da kalkıyor. Onun da söyledikleri şu. Biz bunu dini gerekçelerle değil, pandemi nedeniyle, pandeminin zararları nedeniyle aldığımız tedbirlerden bir tanesidir. İkincisi marketlerde gıdanın dışında ürünlerin satılmış olması haksız rekabeti ve teması artırıyor. Bunu önlemek amacıyla yaptık diyorlar. Bu niyetlerin dışında arka planda başka şey aramanın haksızlık olduğuna inanıyorum. Peki. Böyle düşünüyorum. Yine geleceğim size zaten. Aytunç'a dönmek istiyorum. Faik Öztürk'ün açıklamaları, hem Satılmış Bey de duydun aslında harika iş bir iş yapıldı evet. Diyor mesela. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir de bir taraftan da çok ilginç. Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından kurallar konusunda vatandaşın dikkatini çekmek için bir çizgi filme başvurdu. Bu arada bir çizgi film molası var. Animasyon diyeyim pardon. Biz de burada favori çizgi filmlerimizi sayabiliyor muyuz? Animasyonlarımızı. Neyse şaka bir yana bakanlık sosyal medyadan Çılgın Hırsız filminin kahramanları Gru ve Minyonlar. Değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Covid-19 pandemisinin üstesinden gelmek için işte sizlere önerileri var. Mesajıyla birlikte bu çizgi filmi paylaşıldı. Çılgın Hırsız ve Minyonlar Covid-19'a karşı işte tavsiyeler veriyor. Çok fazla yorum var, beğenen de var, beğenmeyen de çok var ama sosyal medyada çok ciddi bir şey var, tartışma var. Bu çizgi film yoluyla salgınla mücadele ve bunun yorumlarına, tepkilerine ne diyorsun aynı zamanda? Evet, yani şimdi geçen 10 animasyon gündür, çizgi film karıştırıyorum. Evet, 10 gündür Sağlık Bakanı'nın geçen Mart'tan bu yana yaptığı açıklamaları alt alta koymuşlar. Gazetelere de yansıdı bu. Tutarsız birçok açıklama var. Yani şu gün şu kadar aşı gelecek, şu tarihte şu kadar gelecek vesaire. İnsanların bir kere güvenilirliği, yani o güven duygusu zedelendi bu süreçte. Birinci olay bu. İkinci, o Sinovac sürecindeki işte aracı yok denildi ilk önce. Sonra CHP'li Murat Emir bu aracıyı evet. buldu. Gümrük belgelerini fotoğraflarıyla yani çünkü üstünde yazıyor zaten yani o firmanın adı yazıyor. Aracı olduğu ortaya çıktı vesaire. En son artık Faik Bey de şunu söyledi. Yani peyderpey zaman işte 50 20 20 20 gelecek diye yazıyor. Ama gelen yok.
Şimdi yeni biri daha, bir anlaşma daha olduğu. İşte gelecek, 240 milyon aşı daha gelecek. Ya umarım başarı olsun ve gelsin zaten. Yani bu iş çözülsün. Ama ben Satılmış Bey'e şu anlamda katılmıyorum. İnsanların güven duygusunun olmadığı bir yerde başarı yoktur demektir. Birinci bu. İki, ekonomi... Neyle ölçtük bunu? Efendim? Soru. Güven duygusunun olmadığını nasıl anladınız? Vallahi biz sokakta yaşıyoruz. Ya biz de halkla beraber yaşıyoruz. İnsanlarla beraber yaşıyoruz. Benim gezdiğim mahalleler CHP'lilerin mahallesi değil. Ben daha çok AKP'lilerin mahallesinde oturuyorum. İktidara yakın isimleri de tanıyorum. Ve o kişilerle de görüşüyorum. Adalet ve Kalkınma Partilerinin içinde bile böyle bir şey var, eleştiri var aslında. Şimdi güven duygusunun olmadığını şuradan anlıyoruz. Bu son genelge, 43 maddelik genelgede yani de ölçünüz çıktı. Ne diye, neyle ölçtünüz bu güvensizliği? Halka biz hayır, kim sorduk, ne zaman ya, yaşam sorduk? Bir anket mi yapıldı? Efendim? Bir şey mi yapıldı? Ne? Bir sonuç olarak bana bilimsel ya insanların şöyle, güveni kırıldı. Ya bugün anlamda, seçim olsa bilimsel mesela. Bilimsel anlamda şöyle bir şey var. Yani ben şimdi lafını bölmek adına demiyorum da gerçekten. Dakika. Siz mesela şu anda şunu söyleyelim o zaman. Ya bir gazeteci olarak hem çevrem diyor şimdi, hem havayı kokluyorum. Böyle bir hava var. Bir ankete ihtiyaç, bazı konularda ankete ihtiyaç yok ki. Siz Mart ayından şu andaki Mayıs ayına kadar yaptığınız 16 açıklamanın 14'ünü yalanlayarak yürürseniz ki biraz sonra çıkartırım onları konuşuruz ayrıca. 14'ünü farklı farklı yalanlayarak ki en son Sayın Erdoğan Fahrettin Koca'yı geçen hafta yalanladı aşı meselesinde. Yani yalanladı derken sinirlendi artık yani o konuda. Hani biz birkaç ay aşı bulamayacağız demedi mi Sayın Koca? Evet. Arkasına Erdoğan bir gün sonra çıkıp. Bir ay. Ha? Bir gün sonra. Ha, bir gün sonra da Erdoğan dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan olur mu dedi aşı konusunda böyle bir sorun yok dedi. Yani böyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntıyı şimdi biz başımızı kuma gömerek yaşamamamız gerekiyor. Biz bunu çözmek istiyoruz. Bey, ben bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Birincisi bu. Benim şöyle bir derdim yok. Ben buradan bu aşı meselesinden iktidara yürüyeyim. Ben gazeteciyim acaba. Ben oy vereceğim sadece. Benim bir partim de yok. Burada zarar görsün. Beni öyle bir şey olabilir. Ben can sağlığını düşünüyorum. Ben sizin sağlığınızı, kendi sağlığımı, kızımın sağlığını, eşimin sağlığını. Hepimiz düşünüyorum. Yani sizi de düşünüyorum. Yani hepimiz düşünüyoruz. Ama eksiklikleri söylemek zorundayız. Siz bir 43 maddelik bir genelge yapıyorsunuz. Genelgenin içine devamlı yeni bir tartışma unsuru yaratıyorsunuz. Ve DİSK araştırma yapıyor. Araştırma işte bu. %67'si çalışıyor bu insanların. Tam kapanma diye bir şey yok. Ama tam kapanma dediniz. DİSK'in araştırması geçen hafta yaptı bunu. Resmi açıklama. Hani istiyorsunuz ya anket. Şimdi %67'si çalışan bir fabrikalar çalışıyor. Değil mi? Çalışmayanlar kim? Kuaförler çalışmıyor. İşte garsonlar. Alışveriş merkezleri vesaire. Şimdi buralarda sıkıntı var. Ben dini argümanlarla olduğuna inanmayanlardanım ayrıca. Alkol meselesinin dini anlamda hani bir laik antilaik kavramı kavgası olduğunu düşünen birisi değilim. Burada bana göre de hele bu dönemde içkinin daha da azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerekiyor. Bu başka bir tartışma konusu. Tamam. Ama öyle bir noktaya geliyor ki iş. İşte karşılıklı bir güven duygusu her konuda. Ya koronada da biz %50-50 bölündük. Kutuplaşmayı eğer anketlerse dediniz hayatımız şu anda bölünmüş durumda. Her konuda ama Satılmış Şahin dedi ki şu doğrudur. Ben sizin karşınızdayım. İster istemez hayır. Ruh halinden bahsediyorum. İnsanların geldiği noktadan bahsediyorum ben. Yani iktidar partisi çok doğru bir şey yapmıştır. Ama ben onun arkasında bir şey arıyorum diyecek birileri. Çünkü Türkiye'nin geldiği nokta kutuplaşmadır artık. Yani iktidarın yaptığına hayır diyen. Muhalefetin dediğine hayır diyen bir siyaset anlayışıyla. Şimdi bu aslında siyasetin ama üstünde. Bu genel durum. Bu söylediğiniz Türkiye'nin genel durumu. Ama bugün bu değil. Koronavirüste de yaşanıyor bu. Her şeyde yaşanıyor. Her şeyde yaşanıyor. Şimdi ama siz genelgelerinizi hazırlarken bir kaos yaratacak bir ortam. Ya, mesela. Şimdi bakın tam kapanma demediniz mi buna? Evet. 17 gün tam kapanıyoruz dediniz. Bakın, öyle değil miydi açıklama? Öyle değil mi? Yanlış mı duydum ben Sayın Erdoğan'la? Benim reklama gitmem lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Tam kapanma değil miydi bu? 17 gün. Cevap verebilir miyim? Tabii. Hayır verirsiniz de ben şunu söyleyeyim. Tam kapanma mı? Arabalar geziyor. Her yer açık. İnsanlar sokakta vesaire. Vızır vızır geziliyor. Hani öyle bir şey yok. Çünkü yarı zamanlı tam kapanma. Yarı zamanlı tam kapanma. Ya işte bizler, ha yani o kadar çok yürütememek sorunu var şu anda bazı konuları. Ekonominiz çünkü iyi değil. Ekonominiz sıkıntılı. Ben sormayayım bunu Sayın Vekil diyecek ama rezerviniz yok. Üretim yapabilecek durumunuz çok az. Söz gelecek mi buyurun, bunlara rica cevap ederim, olarak? Ne demek? Bir reklam arasına gitmem lazım tamam. Ondan sonra. Kısa cevap bir ara sorumludayız. Tabii karşılıklı yani konuşacağız tabii. Bunları.
Karşı mahalle devam ediyor salgın tartışmalarına ilişkin. Son birkaç şey daha kaldı. Konuklarımızın söyleyeceği, ekleyeceği notlar kaldı. Onur Bey, siz salgın yönetimini nasıl buluyorsunuz? Bu arada konuştuğumuz meselelere cevaben de yeterli. Şöyle bir şey var. Ben hep probleme de, yani problemin kendisine de, problemin çözümleri de global olduğunu düşünüyorum. Yani aynı sıkıntılar her yerde var. Şimdi Üstad'ın söylediklerinde doğruluk payları var ama mesela rakamlarda şunu söylüyor. İsrail henüz %62'sini aşıladı. Ve İsrail'de hasedim deniliyor galiba. Hasedim, Ortodoks Yahudiler mesela buna çok karşı. Orada hasedik. Çok ciddi bir hasedikler. Orada çok ciddi bir karşıtlık da var. Bu dünyanın her yerinde var. Amerika'da da var, Londra'da da var, Paris'te de var, Rusya'da da var. Ya ona bakarsanız şeyler de var. Bebeklere mesela aşı karşıtları var hani dünyada. Dolayısıyla buna global bakmak lazım. Ben hep aynı şeyi söyledim. Biz belli ki dünyadaki gidişat da böyleydi zaten. Millet biliyorsunuz medeniyetin beşiği dedikleri Avrupa'da millet birbirinin malını çaldı. Gasp etti. O ilk zamanlara da maske çaldılar, aşılara el koydular. Dolayısıyla biz kendi aşımızı üretmeden, ki hocaların herhalde tamamı bu konuda mutabık, aşılama belli bir noktaya gelene kadar biz bu işte tam mücadele ediyoruz diyemeyeceğiz. Ve belli ki dünyada aşı üreticileri 6 ülke var şu an galiba. Bu konuda şey değiller, adil değiller. Dolayısıyla biz inşallah çok kısa bir zamanda hani Eylül gibi, Ekim gibi bir rakam veriliyor, şey tarih veriliyor. Kendi aşımızı çıkarana kadar ve bunu büyük bir kitleye yayana kadar bu beladan tam anlamıyla korunabildik diyemeyeceğiz. Mücadele konusunda tabii ki eksikler, yanlışlar var. Oldu, oluyor. İyi şeyler de oluyor. Yani bunu her konuda söyleyebiliriz. Türkiye'de sadece muhalefeti dinlerseniz Türkiye yaşanılmayacak bir ülke gibi gözüküyor. Sadece iktidar dinlerseniz Türkiye dünyanın en iyi ülkesi gibi gözüküyor. Türkiye ikisi de değil. Mesela bugün bile, mesela ben geçen gün Sayın Süleyman Bey açıkladı galiba, 17'sinden sonra uzar mı diye bir soru soruldu. O da hayır dedi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ben bu konuda bir liyakatım yok. 19 Mayıs'tan ama dahil edilir mi gibi? Sayın Erdoğan kabineden sonra bakacağız. Bir ne olacağı bir şey. Daha netlik onu kazanacak. Onu söyleyeceğim. Karıştı. Çok doğru bir açıklama. Çünkü bunun doğru cevabı şudur. Yani liyakatım olmamasına rağmen hani o kadarcık aklımız eriyor. Dinliyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun doğru cevabı şu olmalıydı. Evet, 17'sine doğru bir bakacağız duruma. Eğer rakamlar açılabileceğimizi gösterirse biraz kısmen açılırız. Ama yok, açılamayacağımızı gösteririz. O zaman daha uzatırız. Ki Sayın Cumhurbaşkanı bir gün sonra o düzeltmeyi yaptı. Şimdi beklediğimiz bunlar. Dediğim gibi iyi şeyler de yapıldı, kötü şeyler de yapıldı. Bu hala da hatalar yapılıyor ve yapılacaktır yani. İnsan şeyi ve dünyanın her yerinde bu böyle. Bakın dün bir haber okudum, ben hiç unutmuştum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçen sene bu küresel salgının ilk günlerinde özellikle New York'ta bu salgından ölen meftaları bu frigofrit konteynerlara koyuldu. Hala o meftalar o konteynerlerde duruyorlarmış. O da Amerika'da değil mi? Bu Amerika ve New York. New York. Dünyanın finansal merkezi, paranın şeyi, göbeği, yani orada bunları defnedemiyorlar mı? Ederler. Demek ki herkeste büyük bir sıkıntı var. Dünya bu salgına, bu ebatta bir salgına çok hazırlıksız yakalandı, bu bir. İkincisi elinde güç olanlar, elinde gücü olanlar bunu dünyayla, dünyanın diğer ülkeleriyle adil bir şekilde paylaşmadı. Bu da bariz. Ve paylaşmamaya da devam ediyor. Umarım herkes bu şeyden kendine ders çıkarır. Çünkü şunu anlamaları lazım. Halen anlaşıldı mı bilmiyorum. Amerika olsun, işte büyük güçler, yani elinde parası olan, imkanı olan güçler, teknolojisi olan güçler, Rusya, ne bileyim Almanya, İngiltere, Fransa vesaire. Ya şunu anlamanız lazım. Bu olay bütün dünyada bitmeden hiçbirimiz rahat olmayacağız. Yani biz bugün hadi sıfıra indirdik. Afrika'da devam ediyorsa, Güneydoğu Asya'da devam ediyorsa, hani daha mesela Hindistan'da, biz rahat mıyız? İmkansız rahat olmamız. Buna global bakmak lazım. Çözümlere de global bakmak lazım. Şimdi Hindistan çok kötü durumda bir kere. Hindistan'da zaten ki durumdan dolayı, yani dolaylı olarak Türkiye'ye gelip oradan yurt dışına gidenler sebebiyle de aynı zamanda Türkiye içinde uçuşlarda biliyorsunuz karantina şartı getirildi. Özellikle İngiltere ve Fransa konusunda bir tarafıyla da. Transitte yok ama Türkiye Hindistan'dan günde şu an bile 3 tane uçak var. Yani düşünün, hani bu kolay bir şey değil. Tam kapanma olabilir mi? Hayır, olamaz. Demin hoca bir rakam verdi, ben bilmiyordum. Zaten tam kapanma dediğimiz nüfusun sadece %5'inin mobil olması durumudur halen dedi. Demek orada da bir tam kapanma yok. Dünyaya kendinizi kapatsanız Türkiye değil dünyanın hiçbir ülkesi buna şey yapamıyor, göğüs geremez. Çünkü global bir dünyada yaşıyoruz. İşte ne bileyim meyve alıyoruz, meyve suyu satıyoruz veya tam tersi oluyor. Yani dünyada genel bir entegrasyon var zaten. Bu kolay bir süreç değil. Dediğim gibi bize bence burada düşen, hani herkesin kendi disiplininde, herkesin kendi konusunda doğruların altını çizmek, alkışlamak, yanlışları ortaya çıkarmak,
Burada da herhangi bir mahalle baskısı, herhangi bir siyasi bir linç yiyeriz. Bence şeyi çok doğru değil. Bu durumda hocamız da dahil, başka hocalarımız da dahil. Doğruyu söylemek en iyisi. Linç de yiyeceksek yiyelim. Çünkü bundan 10 sene sonra tarih kitapları, 20 sene sonra tarih kitapları bu dönemlerde doğruyu söyleyenleri altını çizecektir. Bu da önemli bir şeydir. Burada siyasi bir konu yapmak çok bence sakıncalı. Bunu siyasi bir hale getirmeden, her iki taraf için de söylüyorum bunu, sağda solda yani iktidarda muhalefette gitmek lazım. Çünkü koronanın bir siyasi tercihi yok. Korona herkese bulaşabiliyor ve herkesi öldürebiliyor. Evet, ama bir süre sonra gerçekten insanlara psikolojik destek vermek gerekecek yani. Kolay bir şey değil. Hani hem psikolojisiyle mücadele etmek hem de ekonomisiyle mücadele şu etmek anda, anlamında. Şu anda çok kısa bir şey söyleyeyim. Şu anda yani birkaç arkadaşımdan duyduğum için söylüyorum. 5, 6, 7 yaşında çocukları olanlar anlatıyor. Çocuklar mesela koronasız bir dünya bilmiyorlar. Yani. Çocuk dokunurken baba anne dokunma diyor. Yani bizim hiç anlamadığımız ve bilmediğimiz bir ortamda çocuklar büyüyor. Ve bu çocuklar maalesef böyle devam edecek. Bunu doğal algılıyorlar yani, doğal. Böyleymiş gibi. Çünkü onlar için normal bu. Evet. Kadir Bey, sizin bu konuda ekleyecekleriniz var. Neler? Salgınla mücadele yolunda yapılanlar, yapılmayanlar. Ben baştan beri söylediğimi tekrar söylüyorum. Bu salgın hiçbir ayrım yapmıyor. AKP'li, CHP'li, MHP'li ayrımı yok. Kadın, erkek ayrımı genç yok. Genç yaşlı. Genç yaşlı ayrımı yok. Biz bunu en baştan, yani yaklaşık bir yıldır söylüyorum. Biz bunu ortak çözmeliydik. Ama hükümet maalesef iyi yönetemedi. Başlardaki algıyı da çok iyi kurduğu için o algı üzerinden gitmeye çalıştı. Halbuki 5 maskeyi bile dağıtamamıştık o dönem. Yani tedarik zincirleri iyiydi, doğru. Ama dünyada da tedarikle ilgili bir hafta bir salgın oldu, yükleme oldu. Onun dışında dünyada da olmadı. O da Çin'den gelen tedariğin azalmasından. Yani gemiler durdu, konteynerler durdu. Ama şimdi konteyner sıkıntısı var. O kadar çok mal dönüyor ki konteyner sıkıntısı var. Burada biz iyi yönetilemediğimizi, isterseniz hani demin bir şeyler sordunuz ya, belge, bilgi var mı? Var. OECD ülkeleri içinde en kötü 1 veya 4 arasındayız. 1 ila 4 arasındayız sayı olarak da. Pandemiden çok... dolayı mı? Efendim? Pandemi nedeniyle mi öyleyiz? Tabii de hastalık anlamında en kötü şeydeyiz, durumdayız. Hastalığın en yaygın... Arizi durum. Bugünden itibaren bahsediyorsun. Yani bunun bir ay öncesi değildi. Bugünle ilgili en kötü, bütünün başından beri 1,5 yıldır böyle miydik Sayın Vekilim? Tabii en kötü, en kötülerdiniz. İlk günü söylemiyorum, bakın ilk güne ait şeyler de yok. O günler için biz sürekli şunu söyledik, şeffaflık olsun. Hep rakamlar saklandı, ölümler saklandı. En sonunda bakan Dünya Sağlık Örgütü'nün zorlamasıyla açıklamak zorunda kaldı. Onu şöyle anlattı, vaka sayısı ayrı, hasta sayısı ayrı dedi, bilmem ne dedi. Tabip odalarını dışladılar. Bilim kuruluna, kendilerine göre bir bilim kurulu oluşturuldu. Biz dedik ki bakın, tabanda olan herkes bu işin içine girsin. Kimse ayırt edilmesin. Bunda hiçbir şey yok. Yani hakikaten ülkenin başarısı olacak. Bir şey sorabilir miyim? Ölüm sayılarına bakın Avrupa'daki. Nasıl en kötüsü olabilir? İngiltere, İtalya, Fransa, nüfusa Amerika. Göre bak. Nüfusta, nüfusa. İngiltere'nin nüfusu bizden daha mı az? O zaman ben size... Daha mı çok? Almanya, Fransa. Şimdi bütün bilgileri size getiririm. Sonucu yani şey yaparsın. Onun için pek tamam, yani, ikna edici bulmadım onu. Peki yani ikna etmek zorunda değilim. Çünkü ben yani tek tutmuyorum. Ben şeye bakıyorum, istatistiklere bakıyorum. Dünya açıklamasına bakıyorum. Şurada 15 gün önce Hindistan'dan bile nüfus sayısına göre daha fazlaydık. Ha, Hindistan'da istatistik yeteri kadar tutuluyor mu, tutulmuyor mu? Onlar da bir problem olabilir. Çin'de tutuluyor mu, tutulmuyor mu? Hindistan'da şu an rakamlar korkunç. 409.300 vaka. Evet, şimdi korkunç hale geldi. Korkunç ya, yani başta mesela İngiltere'de, Amerika'da Trump'ın bu işi ciddiye almaması, maskeyi bile ciddiye almaması söz konusuydu. İngiltere'de Boris aynı şekilde yaptı. Bir sürü bağışıklığı oluşturuldu. İspanya'da aynı. İtalya'da aynı. Buralarda çok ciddi sürü bağışıklığına bırakma rahatlığı oluştu. Baktılar ki olmuyor. İngiltere çok ciddi tedbirler almaya başladı. Fransa çok ciddi tedbirler almaya başladı.
Tam kapanma. Ama onlar da 70 binlerden döndüler sayın vekilim. İngiltere'de tam kapanma. Aşılamayla beraber İngiltere'de çok önemli düşüşler oldu. 70 bine vardığında onlar da döndüler. Yani şu an mesela bugün 2047 gözüküyor ve sadece 5 doğru, oluyor. Ama aşıladılar evet, ve kapattılar. Zaten dönüş noktalarına baktığınızda aşılama yapan ülkelerde çok ciddi düşüşler var. Onu doğrudur ben de tam kapan. Demin hocam da söylemeye çalıştı. Ben de baştan itibaren söylüyorum. Bu benim alanım değil. Ama insanlar, ekonomistler, doktorlar, bu işin ilgilileri, psikiyatristler, psikologlar oturmalıydı. Tam kapanmanın avantajlarını söylemeli. Türkiye 15 gün tam kapanırsa şu kadar milyar dolar zarar edecek. Ama bunun karşılığında da bir yıl içinde şu kadar az adam ölecek. Bu kadar az daha fazla ekonomik kazancımız olacak diyebilirlerdi. Yani biz günlük baktığımız zaman olmuyor. Bugünkü kısıtlama... Hocam salgının başında da kimse öngöremiyordu ama bu kadar süreceğini ve ne kadar vahim olacağını. Ama bunların hepsini tabi odası. Kemal tabi Bey odası, görüyordu ya. Kemal Bey. Tabi odası görüyordu. Kemal Bey uzman değil. Kemal Bey bozman değil. Kemal Bey tabi odası ne diyorsa onu söylüyordu. Yani ki bugün tabi odasının söylediğini herkes söylemeye başladı. İngiltere, Amerika bu işin bu kadar hasarlı olmasının ilk başlarda ana sebeplerinden biri de kamucu sağlık sisteminden uzaklaşıp tamamen özelleştirmeye... Ama onlara da 700 bin insan ölecek dediler, dinlemediler ve bu sayı oraya vardı hocam işte. Peki. Yani çok iyi yönetmedi onlar. Biz daha iyiyiz. Ölüm bakımından olsun, şey bakımından olsun Türkiye'de gerçekten çok kötü değiliz. Ülkemizi bu kadar karalamanın... Şimdi ülkeyi bu kadar karalamaktan benim karım ne olabilir? Ne bileyim. Olamaz. Yani ben ne bileyim derseniz ben de size bir şeyler söylerim. Hayır bakın, diyorum ki bakın. Hakarete varır ondan sonra. Olur mu hocam. Ne bileyim yani. Şimdi bakın ne çıkarın olacağını. Evet yani ne çıkarım olur diye soruyorum. Siz diyorsunuz ki ne bileyim. Var bir çıkarın anlamında söylüyor. Öyle bir çıkar olabilir yok, mi? Yok tabii ki olmamalı. Bakın bir kişinin burnunun kanaması bile sıkıntı. Kim bugün ister, insanların birçoğu bana soru soruyor. Aşı olayım mı abi? İşte bu ilaçları alayım mı abi? Ben bu ilacı alma. Profesör arkadaşım dedi ki bu ilacı alma. Şunu alma. Yani böyle bir... Hocam sizin dişçi muayeneniz çalışıyor değil mi bugün? Çalışıyor. Bak ben 15 tane avukatı 15 gündür kapattım. Çalışmıyorum. Bu bir sorumluluk meselesi. Tamam da acil durumda çalışıyorum ben. Hayır acilde de çalışmıyorum. Ben ki. Çalışmıyorum. Kapattım. Ve o insanların da maaşını vermek zorundayım. Bundan da gocunmuyorum. Çünkü bugün devletim bu önlemi almış. Ben de bir vatandaş olarak buna uymak zorundayım. Ama bütün doktorlar çalışıyor. Bütün muayenehaneler çalışıyor. Bayram sonunda bırakamadılar mesela. Hiç kimse bırakmadı. Bütün meslek sektörleri içinde yani en çok çalışanlar doktorlar yani. Buradan nereye varmaya çalışıyoruz? Efendim? Buradan nereye varacağız? Şuraya varıyor. Bazı meslek kuruluşları özellikle imtiyaz aldılar ve bunu kullanıyorlar. Kim yaptı bunu? Bakın diş kim yaptı bunu? Bakın burada işte tam kapanma mı, yarı kapanma bak, mı? Tam kapanma olmayacağını söyledim hocam. Olamaz da. Kimse ülkesini tam kapatamaz. Kapatır. Çin de kapatamadı bunu mesela. Ama o Almanya, İngiltere, Fransa, İngiltere 3 kez tam kapandı. Ya tam kapatmadılar yine. Onların da gıda sektörü vardı. Onların da şey sektörleri çalıştı hocam. Yani nasıl acil sektörler ne yaptılar? Bakın. Dünyanın hiçbir yerinde tamamı çalıştı. Dünyanın hiçbir yerinde alışveriş merkezleri açık, okullar kapalı diye bir sistem olmaz. Böyle bir sistem yok. Kötü yönettiyse kötü yönetmiş. Atladık, geçtik. Bakın şu son 15 gündür olanlara bakın. Çek genelgesi çıktı. Aa yanlışmış. İşte pazarcılar genelgesi çıktı. Ben bugün pazara gittim. Göztepe pazarında 10 tezgah varmış. Benim gittiğim hocam saatte 3 tezgah kalmıştı ve insanlar yani geçen hafta sordular da ben kötümser olmamak için şunu söyledim. Yani önlem önlemdir. Küçük de olsa bir pazarcıya rahat nefes aldıracak ama ben biliyorum. O pazarcıların tamamı sabahleyin başlıyorlar. Bugün Göztepe pazarında, yarın Erenköy pazarında, öbürsü gün İçerenköy pazarında olarak mallarını eritebiliyorlar. Bugün sabahleyin aldığı malı akşama kadar eritemezse elinde kalacak. Bu mümkün değil. Yani bir şeyleri sürekli palyatif yapıyoruz. Bugün önümüze geldi bunu yapalım. Halbuki pazarcı odasıyla konuşulur. Denir ki 3 gün üst üste açacaksınız kardeşim. 3 günlük mal alın. Konuşmadıkları nereden biliyoruz hocam? İlgililerle konuşuyoruz ya adam yaparken genelgesini. İyi de yani şimdi konuşulsa. Biz burada konuşmadılar bugün, diyoruz. Bugün yani. Alınan karar 3 gün sonra değiştirilir mi? Bir günlük şey yapılır mı? Pazarcıların hepsi bağırıyor işte. Pazar esnaf odası başkanı 3 gün açmalıydık diyor.
Ben kendimden söylemiyorum ki 3 gün açmadan pazartesi değilim. 2 gün açmış hocam. Değilim. O da 2 gün izin verir. Hayır, 1 gün efendim. 1 gün. Demek bakın 1 gün. Bir cumartesi. Bir de satılmayanların çoğu yani, internette de satılıyor. Yani orada rekabeti o zaman nereye koyacağız? Hocam şimdi biz gerçekten bu işin başında değiliz. Konuşmak kolay. Biz buradan konuşuyoruz. Ya Türkiye pandemiyle ilk defa, dünya ilk defa karşılaşmış böyle bir belayla ve bugün 37 derece, 38 derece ateşin içindeki bir durumu siz sağlıklı insanlar gibi değerlendirmeye çalışıyor. Tabii ki sıkıntı olacak. Kim ister hocam? Ayın bir tane ikisine kadar el yazısıyla izin vardı. Bu yedisine şey kilitlendi. E-Devlet kilitlendi yedisine. Bugün aldığım bilgiye göre 12'sine kadar uzatılmış. Yani şimdi bunların tamamı günübirlik alınan kararlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten yani, pandemide günübirlik takip ediliyor hocam. Aylık mı yıllık mı neyi takip edeceksiniz? Bunu koymuşlar 15 günlük kapanma içerisinde bir program uyguluyor. Kadir Bey de kendi aksiyan yerleri hocam. Ben de itiraz ediyorum. Sohbet ediyoruz hocamla. Yani diyorum ki, öyle çok fazla biraz sonra söylerseniz mesela görüşlerinizi haklısınız. Ben size peki şey hocam, yapayım. Peki, hayır peki. Ben şey bölünüyor. Sohbet olur diye böyle, yani. Hayır karşılıklı olunca da anlaşılamıyor. Çünkü ben de başkalarını izlediğim zaman görüyorum ki üst üste biniyor konuşmalar. Ne sizinki anlaşılıyor ne benimki tamam televizyonda. Hocam, buyurun, öyle buyurun. De bir sıkıntılı süreç buyurun, var. Buyurun, buyurun. Ben şunu bu söylüyorum. Bu konudaki son değerlendirmenizi alayım. Şeffaf olursa, bilim adamlarıyla olursa, hemşirelerle olursa, sağlıkçılarla olursa, ortada herkes fikrini ortaya koyup yaparsa sorunu en aşağı indiririz diyorum. Ben yoksa AKP başarılı olsa olmasa, başarılı olursa ben buradan herkesin önünde son derece başarılı demezsem alçağım. Çünkü bir kişinin burnunun kanaması bile benim işime gelmez. Böyle bir şey olabilir mi? Kimsenin aklına böyle bir şey gelebilir mi? Ama işte bu bugün yasaklanan ilaçla ilgili olarak bir senedir tabi odası konuşma yapıyor. Yok kardeşim değil. Bu en iyi ilaç. Millet bize yalvarıyor. Yoğun bakımdaki ilaçları veriyoruz da kurtarıyoruz. Bazılarına yardım ediyoruz yani. Bugün birden kesildi. Az önce anlattım. Yani böyle bir günübirlik yaşam olabilir mi? Yani her şey bilimden uzak, her şey bilimden uzak. Yani hocam o bilim kurulu üyeleri söylemeyeyim diyorum ama. Yani onlar bilim adamı biz dışarıdan mı getirdik? Hayır Türkiye'nin dışarıdan bilim gelmedi. Bakın, bir bilim adamlar, kurulu oluşturdu. Bilim adamlarını. Bilim adamlar, onlar daha, bilim adamı değil diyorsanız o başka ama. Öyle bir şey söyleyebilir miyim? Bilim adamı ise onların bakın, verdiği kararı da devlet hükümet uyguladıysa ne yapsın yani? Şimdi ben de şunu davransın? Söylüyorum. Bir, bilim adamlarının bir sözcüsü yoktu. Bilim adamlarının ne dediği konusunda hiç kimsenin burada bir fikri var mı? Sağlık Bakanlığı'nın konuşmaları dışında. Kendileri arada sırada çıkıyordu ama hayır, kendi açıklıyor. Bilim kurulu adına değil, birey kendi adlarına konuşuyorlardı. Evet. Yani kendi adlarına konuşuyorlar. Bilim kurulu adına bir sözcü, biz kısmi kapanma istedik, tam kapanma istedik veya şu ilaçların kullanılmasını istedik dedim demedi. Bunlar ben de diyorum ki bu bilim kuruluna ya. Saygısızlık yapmıyorum. Bu bilim kurulu bilim adamlarından kurulmuştur. Son derece de saygı duyuyorum. Alt kadrolar kurulabilirdi diyorum. Yani bu işle ilgili pratikte yaşayanlarla kurulabilirdi. Yani bakın başka basit bir şey söylüyorum. İnsanlar COVID olduğu halde, pozitif olduğu halde otobüse binip hastaneye gidiyor, hastaneden evine geliyor. Yani bunun taşımacılığı bile bir program işi. Söylediğimiz bu. Yoksa bunda da hükümeti eleştirelim, şunda da hükümeti eleştirelim diye bir derdim yok. Öyle bir şey de olması mümkün değil. Çünkü hakikaten bu ülke hepimizin. Şu çocuklar için, ufacık çocuklar az önce siz de söylediniz. O ufacık çocukların kas hastalıkları, kemik hastalıkları, psikolojik hastalıkları %4'ten %62-63'lere çıktı. Bir psikiyatriste konuşuyorum. Yani çok daha büyüyecek. O 65 yaş üstünün kemik erimeleri, kas erimeleri, kalp problemleri hepsi çoğalacak. Yani bunların hepsini oturup konuşalım demek hükümeti eleştirmek değil ki. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Bilimsel olarak olsun. En son şunu söyleyeyim. Güvensizlikle ilgili de bakan açıklama yaptı. 120 milyon aşıya ihtiyacımız var dedi. 3 milyonu geldi. 10 milyonu gelmek üzere. Aralık'ta 20, Ocak'ta 20, Şubat'ta 10 gelecekti. 20 geldi toplama. Şu nedenle bu nedenle bir şey söylemiyorum. Ama 2 gün önce 2-2,5 ay daha problemimiz var dendi. Cumhurbaşkanı çıktı. Hayır dedi. Hiçbir problemimiz yok dedi. İkinci aşı dedi. Son cümlenizi alayım reklama gideceğim. Tamam. İkinci aşılar dedi 40-50 gün sonra olabilir dedi. Cumhurbaşkanı dedi ki hayır öyle bir problemimiz yok dendi. Bakın
biz birinci aşıyı olanların 6 ayı dolmak üzere. Hocam ben birinci oldum, aşıyı, birinciyi doldum. 28. gün randevu aldım ikinci aşıma. 28. gün randevu aldım. Anladınız demedim ki. Sağlık Bakanı söyledi diyorum. Sağlık... Ama ben yaptırıyorum ya. Bu işte fiilen varsa aşınız. Ben de güvensizlikten bahsediyorum. Sağlık Bakanı dedi ki. Siz yapmadınız mı aşılarınızı hocam? Yaptım ben. Ciddi. O zaman bu yoktu ama. Öyle bir problem yoktu. Sağlıkçı olarak ben yaptırdım aşımı. Hatta bize 3. aşı sırası gelmek üzere. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi yetersizlik. Üçüncü aşılarda yani şeyiniz 6 ay sonra anladım, bu hocam. Aşının gücünün bittiği, bağışıklığının bittiği söyleniyor. Yani. Onu söylemek istedim. Tamam. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından da animasyon tartışmalarına derinlemesine bakacağız açıklamalarda. Karşı mahalleye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş kapsamlı açıklamaları vardı. Diyarbakır anneleriyle iftarda bir araya geldi. Hem teröre ilişkin hem de gündeme ilişkin açıklamalar da bulundu. Şimdi biz devam edelim gündemimizle. Biliyorsunuz AK Parti'nin yayınladığı bir animasyon vardı. 128 milyar dolara detayına ilişkin aslında. Ama Yalan Üretim Merkezi adıyla paylaşmıştı bu animasyonu. Ve CHP'yi hedef alan animasyonla ilgili de Hamza Dağ sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu dedi ve bundan sonrasında da bilgi ve belgeye dayalı seviyenin korunduğu aziz milletimize sadece gerçeklerle konuşacakları bir zemin istiyoruz. Çünkü biz sadece gerçeklerle konuşuyoruz dedi. Kimi siteler işte 8 milyon, kimisi 1.3 milyon kişi tarafından tıklanma olduğunu söyledi. Ardından da CHP'yi yani AK Parti'nin CHP'ye hedef alan çizgi filminin ardından AK Parti Genel Merkezi'nin görüntüsüyle birlikte sizi gidi filmciler sizi. Cuma günü saat 15'te gerçekleri açıklıyoruz paylaşımı yapan CHP'den belgeli yanıt geldi ve CHP sözcüsü Faik Öztürk hem işte Çin aşısıyla ilgili açıkladı hem animasyon filminin çok zayıf kaldığına işaret ederek 52 soru getirdi. Bu arada animasyonda işte maksat hasıl oldu yani yayından kaldırıldı ve maksat hasıl oldu dendi. Ben Aytun Çerkin'e sormak istiyorum. Bir kere Hamza Dağ'ın söylediği gibi gerçekten maksat hasıl oldu mu? Neden kaldırıldı ve bazı üst düzey AK Partililer tarafından neden paylaşılmadı? AK Parti'nin içerisinde genç ve özellikle olgun kesim mi diyeyim, tecrübeli kesim arasında da bir gerginliğe evet, sebep şimdi oldu net mu? Şimdi bilgiye dayanarak söylüyorum. Hamza Dağ ve ekibi parti içinde koordinasyonsuz bir şekilde bu yayını yaptılar. Ve AKP'nin şu anda daha hakim olunan kuvvetleri veya dengelerdeki daha farklı önemli isimleri bu animasyona karşı çıktı. Yanlış olduğunu söylediler ve Hamza Dağ'ın da ciddi bir şekilde AKP üst yönetimi tarafından eleştirildiği ve sert eleştirildiği birebir yani tepkiden daha ileride olduğunu bunu bilerek söylüyorum. Yani bilgiye dayalı söylüyorum. Okay. Birinci konu bu. İkinci konu bu Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir güç çatışmasının da olduğunu gösteren bir durum. Çünkü biz bu animasyon bana da yani ilk yapıldıktan sonra geldiğinde şu bilgi gelmişti. Bak bakalım kaç kişi AKP'den hangi isimler bunu paylaşmayacak demişlerdi. Ve gerçekten paylaşmayan isimleri gördüğümüz zaman örneğin Mahir Ünal paylaşmadı. Cumhurbaşkanının kimisi diyor ki haberi yoktu, kimisi de beğenmedi. Diyor. Sende var mı böyle bir bilgi? Benim bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim dairesinin haberi yok. Paylaşıldıktan sonra mı görüyor? Paylaşıldıktan sonra olduğu konuşuluyor. Peki Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan böyle bir şey paylaşabilirler mi? Olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hani yeni gelen bir MKYK, yeni gelen bir Mahir Ünal'ın yerine gelen Hamza Dağ. Zannedersem Emre Cemil... Hamza Dağ partiye yeni değil ama hani o göreve yeni gelse de. Partiye yeni değil ama görev olarak baktığınız zaman o tanıtım, medya, planlama vesaire. Çünkü en kritik yerdir orası. Bir ay önce farklıydı yeri. Bir ay önce farklıydı yeri. Tabii farklıydı. Emre Cemil Ayvalı yardımcısı, tanıtım medya sorumlusu olarak genç bir isim.
Yani 7-8 yardımcısı vardı sanıyorum. Bu açıklaması hani maksat hasıl oldu falan değil. Yani ha şöyle bir durum var. İşin başka bir tarafına bakarsanız zannedersem 17 milyon insana falan ulaşmış bu. 17 milyon görüntüleme var. Aslında ben mesela iktidarın yerinde olsam bu tartışmanın böyle olmasına, yani içeride böyle bir tartışmaya gerek duymazdım. Çünkü 17 milyon çok büyük bir rakam. Yani reklamın iyisi kötüsü yoktur. Çıkmış artık bu iş yani. Ve bunu silmek aslında başarısız olduğunu kabul etme anlamına geliyor. Hani bu reklamın. Şimdi başarısız bir reklam yaptın diye koyuyorsun. Çünkü maksat hasıl olmadı. Sil dediler ve silindi. Yani yoksa o kolay kolay oradan silinmez. Yani biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de biliyoruz yani sonuçta. Veya Cumhurbaşkanı sinirlenmemişse veya tepki göstermese yine silinmez. Ama siliniyorsa burada bir sorun var demektir. Ki arkası, ya bir de şöyle bir şey, insanlar hani o gün bekledi, işte o gün ne gelecek, yani açık duyuruldu ya, bekleyin şu geliyor, bu geliyor falan diye. Yani bir çizgi film, 128 milyar dolar. Bakın, iki hata. Bir, CHP afişleri asıldıktan sonra gece yarıları vinçlerle, polis eşliğinde operasyon yaparak 128 milyar dolar nerede afişlerini tam anlamıyla PR'ını yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında reklam ajansı gibi çalıştı. Bunu bir kere kabul etmelisi gerekiyor iktidar cenahının. İkinci konuda tam tartışma, 128 milyar dolarla ilgili tartışma sönmüştü. Böyle bir reklam filmiyle bu tartışma tekrar başladı. Aslında bu da bir iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunu bazı isimler şeye bağlıyor. 15 Temmuz'da şehit düşen Erol Olçok'un olmaması. Çünkü o bütün çalışmaları o yapıyordu bu konuda ve çok başarılı bir isimdir gerçekten. 15 Temmuz kalkışmasında şehit oldu. Fethullahçı hainlerin saldırısıyla 251 vatandaşımız gibi. O anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu anlamda bir eksikliği var. İletişim konusunda. Yani reklam, bu PR, ajans vesaire. Peki ben Onur Bey'e de dönmek istiyorum, evet, müsaadenle. Onur Bey, siz stratejistsiniz. Bu açıdan baktığınızda sizce bu strateji başarılı mıydı? Hani 128 milyar doların ardından, tartışmaların ardından veya reklama bakmışsınızdır muhakkak, değil mi? İçerik olarak nasıldı bu animasyon? Sonra kaldırılması, maksat hasıl oldu denmesiyle beraber, yani nasıl bir strateji oldu? Bir strateji var mıydı bir de? İki şeyi baştan söyleyeyim, ondan sonra detaya geleyim çok kısa bir vaziyette. Bir, iktidar ve muhalefet bazen öyle hareketler yapıyor ki ben hep aklıma şu geliyor. Diyor, herhalde bunlar diyor ki diyorum, biz nasıl bir hata yaparız da karşı tarafın işine bu kadar gelir. Ben sağ bir seçmene, sağ tandanslı, Cumhur İttifakı'na oy veren bir seçmen olarak tabii hoşuma gidiyor. Bu hatayı muhalefet daha fazla yapıyor. Ama bazı konular hakikaten çok anlaşılamıyor. Şimdi şunu da söyleyeyim genel olarak. Bu bir siyasi bir hicivdir büyük anlamda. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bir, ortamı biraz yumuşatıyor. İki, bu kutuplaşmayı biraz şey yapıyor. Üç, karşılıklı olarak siyasilerin birbirine birazcık daha yakınlaşmasını, birazcık daha sohbet edebilme, fikir teatisinde bulunma fırsatı veriyor. Konuya gelince mizah, çok iyi mizah, çok ciddi derecede zeka ister. Evet. Yani zeki yapabilirseniz hakikaten... Zekice yapabilirsiniz. Sol taraf bunu başarabiliyor mu o anlamda? Sol taraf bu zaten kategorik olarak ve bence yapısı olarak çok daha bu konuda başarılı. Bunu yani şey yapmak lazım, yani sanatçılarımıza bakarsanız. Saadet Partisi'nin de vardı sanırım. İstisnai bir durum, doğru. ama baktığınız zaman sanatçılarımızın çok büyük kısmı daha çok sol görüşlüdür. Bu bir üretmedir, bir sanatsal bir zeka ister. Dolayısıyla burada bir şey var. İkincisi şöyle bir kritik oldu bununla ilgili. Bu sanki AK Parti'yi ilk defa tartışma ortaya atan, konu ortaya atan bir parti değil, defansa yönelmiş, bir savunma yönelmiş bir parti olarak gösterdiği bir şey var. Üçüncüsü de, yani gene bu animasyonla ilgili söylüyorum, silme konusu çok anlaşılabilir bir durum değil. Çünkü bu bir şahsi hesaptan paylaşılmadı, bu kurumsal hesaptan paylaşıldı. Evet. Madem paylaştın, niye siliyorsun? Açınç Bey'in söylediği çok doğru, 20 milyona izleyiciye ulaşmış bir şeye başarısız diyemezsiniz. Ha, kötüdür veya işte
tahmin ettiğinizden, hesaplarınızdan daha farklı bir yöne gitmiştir, başarısız olmuştur. O ayrı bir konu ama... Peki bu Z kuşağına hitap etti mi sizce? Bazı Onur Bey bir bilgi verebilir miyim bu konuda? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anadolu'da oy veren kesimi tarafından çok ciddi bir şekilde ilgiyle karşılandı. Metropolde oy verenlerin ise çok başarısız bulduğu bir çizgi film olarak değerlendiriliyor. Yani bunu ben yani bizzat parti içindeki... Biraz daha iç piyasaya... Neye göre değişir bu o zaman? Hani bir stratejist olarak Anadolu'da böyle şeyde böyle... Şöyle diye. Yani şimdi ne yaparsanız yapın veya kimi çıkarırsa çıkarın, İzmir'de nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Tulum oy çıkarıyorsa AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Anadolu'da aynı şekilde oy çıkarıyor. Ne yaparsanız yapın, kimi çıkarırsa çıkarın. Bence orada çok rigidleşmiş oy kitlelerin farkı var. Burada bence çok daha mesela altı çizilebilecek şeyden bir tanesi şuydu. Ne dediler Cumhuriyet Halk Partisi için? Yalan üretim merkezi. Bu laf kimin? Bu laf bir AK Parti'nin değil. Bu laf Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy almış Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin lafı. Mesela bunun altı çizilebilirdi. Mesela çok enteresan, ertesi günü Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal, şahsi değil, videoyu aldı, sonunu değiştirdi. Hatırlıyor musunuz? Evet, maske bıyık çıktı. Evet. Mesela kimse çıkıp şunu söylemedi. Kuruluşundan beri emeğin ve emekçinin yanında olan Cumhuriyet Halk Partisi, Fikri Hakları AK Parti olan bir çizgi filmi alıp, çalıp, sinai haklar açısından çalıp kullanırken acaba AK Parti'den izin istedi mi? Acaba AK Parti'ye telif ödedi mi? Şimdi bunlar bizim çok artık temel ama hiç konuşmadığımız konular. Ben dediğim gibi yani gelinen noktada bir işe yaradı. Kime daha çok yaradı tartışılır. Bunu iletişim uzmanları daha iyi analiz eder büyük ihtimalle. Ama 20 milyon izlenmiş bir şeye başarısız diyemezsiniz. Sadece çıktıktan sonraki ve bugüne kadar olan kısımda sanki AK Parti bunu yeterince başarılı oldu. O zaman maksat hasıl oldu yani bu durumda. Bence oldu ama çok daha fazla olabilirdi. Silinmesi açısında bir şey, çelişki silinmesi, var herhalde. İçeriği, defansif anlayışı, sonradan yapılan mesela ben olsam bu yalan üretim merkezini ondan çıktıktan bir gün sonra bir şekilde bu lafın İnce, Sayın Muharrem İnce'ye ait olduğunu birçok şekilde hatırlatırdım. Bunu biz söylemiyoruz, bunu kendiniz söylüyorsunuz derdim. Ben olsam ertesi günü sizin emeğe, emekçiye saygınız nerede? Bizim çizgi fikri hakları bize ait olan bir çizgi filmi çalıp nasıl sitenize kendiniz manipüle de koyarsınız derdim. Buralardan vururdum. Ama belli ki burada AK Parti belki birazcık paniklemiş olabilir. CHP'nin verdiği yanıtı nasıl buldunuz? CHP'nin verdiği yanıtı nasıl buldunuz buna Faik Öztürk'ün açıklamalarını? Tipik. Yani ne bekliyorsunuz ki? Yani şimdi... 128 milyon dolar olayını tekrardan açmayalım ama bunu da bir şekilde çıkaran, tekrar ısıtıp piyasaya sunan AK Parti, Sayın Öztürk da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel siyaseti çerçevesinde ona tipik cevaplarını verdi. Peki çok kısa bir cevap isteyeceğim çünkü reklama gitmem lazım. O zaman AK Parti içerisinde neden tepkiyle veya eleştiriyle karşılaştırılmış olabilir bu şey animasyon ki silindi? Dediğim gibi AK Parti'nin genel alışık olduğumuz kodlarına aykırı bir durum. Bir kere bir defansif olması kaydıyla. Hı hı. İkincisi belli ki birilerinin hoşuna gitmedi Aytuş Bey'in söylediği gibi. 128 milyar dolar nerede tartışmasının tekrar açılması. Çıkardı. Bir de belli ki çok büyük bir pozitif kendi açılarından bir tepki bekliyorlardı. Ona da ulaşamayınca dediler ki ya biz bunu kendimiz ettik, kendimiz bulduk. 128 milyar dolar olayını bir daha ısıtıp ortaya koyduk ve bize de fazla bir şeye yaramadı. Evet. Nedir bunun? Efsane oradan kolay koptu. Başka şey peki, de var değil mi? Çok kısa bir başka araya şey gideceğim. Ondan sonra bu tartışmaya vardı. Devam edeceğiz. Şey var. Karşı mahalle devam ediyor. En son animasyon tartışmalarına ilişkin Onur Bey'in görüşünü almıştık. Var mı ekleyeceğiniz bir şey Onur Bey? Ondan sizden sonra şeye geçeceğim, Kadir Bey'e geçeceğim. Ben ya de, sonra da size geçeceğim. Çok net bir şey söyleyeyim. Yani burada genel partiler için söylüyorum. Bir şey yapmadan iyice ölçüp biçmek lazım. Yaptıktan sonra da arkasından durabilmek lazım. Bence evet. En önemli siyasi ders burada bu. Evet. Kadir Bey. Evet. Sizin bu konuya ilişkin yani size göre ne yapılabilirdi? Bu siyasete yeni bir soluk getirmez miydi esasen? Getirebilirdi. Öncelikle yine Türkiye'de bütün kanallar 15-20 dakikada olsa Cumhurbaşkanımıza kilitlendi. Oradan bir boşluğumuz oluştu. Kilitlenebilirdi. Haklısınız. Buradaki
reklam olayı 17 milyon kişinin seyretmiş olması büyük bir rakam. Ama az önce dediğiniz gibi ben yıllardır partide aynı şeyi savunuyorum. Yani aynı hatayı bizim partimiz de yapıyor. Hep savunma. Yani hükümet bir şey söylüyor, sanki biz iktidardaymışız gibi bir savunma yapıyorduk. Hiçbir savunma yapacak bir şey yoktu. Ama yapıyorlardı maalesef. Bu da dezavantaj oluyordu. İlk defa AKP savunma stratejisine geçti. Ama bu yönetemediğinden, yani şurada 3-5 aydır olan bir şey. Bakın üst üste bir sürü karar veriyor. Birçoğunu demin hatırlattım. Kuyumcularla ilgili bir karar verdi. Yarım kilo altın vereceksiniz dedi. Sonra 50 bin liraya düştü. Sonra bilmem şu anda ruhsata dönüştü. Ustalık ruhsatına. Çok yani her gün başka bir şey çıkıyor. Yönetemiyorlar. Yönetemedikleri için de parti içinde de bu tür sıkıntılar oluyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 128 milyar olayını tekrar hatırlattığı için moralleri bozdu. Sinirlendiler. Çünkü 128'e de iyi yönetemediler. O az önce Açıç Bey'in de dediği gibi 128 bu kadar ses vermeyecekken o ilçe merkezlerindeki tabelaları, afişleri indirmeleri, o gencecik çocuklara ceza kesmeleri, afiş taşımaktan dolayı ceza kesme, asmaktan dolayı ceza kesme, gece yarıları indirmeleri, bunların hepsi bu 128'in çok daha fazla duyulmasına sebep oldu. Üstüne bir de bu gelince parti içindeki sinirler bozuldu. Bir de genç kuşak, yaşlı kuşak çatışması da sanıyorum var. Genç kuşak bunun çizgi film vasıtasıyla Z kuşağına falan hitap edeceğini düşündü. Yaşlı kuşak da bunun çok algılayamadı, böyle olmadığını düşündü ve bu sıkıntı çıktı diye düşünüyorum. Ama espriler güzeldir, siyasette espri yapılması lazım. Hakaretin dışında bu tür... Bu anlamda da en iyi Demirel, gerçekten sense of humor'ı güçlü bir siyasi isim değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Diyebiliriz ama şeyi de atlamayayım, yani rahmetli Erbakan Hoca da atlamayayım. Evet, onda da doğru. Ciddi bir zeka, doğru, çok ciddi hiciler vardı. Onda enteresan, evet, esprileri vardı. Evet, Türkiye'de hakikaten biz o günleri yaşadık, içinizde en yaşlardan birisi benim. 12 Eylül öncesini yaşadık. Kanga Öde'yi götürdüğü, 25 kişinin günde öldüğü günlerde bile bir karşılıklı bir hakarete varmayan eleştiriler vardı. İnce mizahlar vardı. Bugün tekrar okudum. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Samsun'dan yürüyüşünde Demirel'e soruyorlar. Bu anarşistler yürüyorlar falan diye. Yollar yürümekte aşınmıyor diyor. Siz diyor, yeter ki sağa sola saldırmasınlar diyor. Yani herhangi bir saldırıyı engelleyin diyor. O günkü bakış açısına bakın, 68'ler bunlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bugün böyle bir şey olma ihtimalini bile şey yapıyoruz. Ama idama el kaldırırken gülüyorlardı. O hayır, yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani, o karikatüristlerin yani, Bedri yani. Koraman'ın yaptığı karikatürleri bugün siyasiye yapmış olsanız yani herhalde hapislerde sürünür. Korkunç şeyler yaratır. Yani Sayın Özal bile rahmetli Bedri Koraman'ı ziyaret etmişti. Çerçeveli karikatürünü aldı. Kendisini bugüne göre çok ağır bir eleştiri, yani bugünlerde yapılması ihtimali olmayan bir eleştirinin karikatürünü aldı ve kendi odasına astı. Yani böyle mizaha karşı, çizgi filmlere karşı, karikatürlere karşı, gırgıra karşı, o günkü fırta karşı çok daha fazla hoşgörü vardı. Fırt 600 bin satıyordu haftada. Gırgır 600 bin satıyordu haftada. Yani Türkiye'nin böyle bir mizah yoluyla muhalif insanların şeyini alması lazım. Aslında Marco Paşa'dan başlayan bir süreç başladı. Tabii tabii, çok yani eski. Sabahattin Ali yazısı. Tabii Sabahattin Ali. Bu arada Rıfat'ın da Marco Paşa deyince... Şeyde değilsek, yayınlayamıyorsak ya içerideyiz ya da kapattılar diye. Bugün o Marco Paşa'ların ve Türkiye'nin en büyük mizahçılarından birisi Rıfat Ilgaz'ın 107. yaş günü. Evet. Onu buradan tekrar saygıyla analım. Karartma gecelerini, mizah da var, karartma geceleri de var. Hapishaneden çıkarken eşyalarını bırakıyor. Nasılsa çok yakın sürede tekrar geleceğim oğlum diyor. Siz bir kenarda tutun bunu diyor Rıfat Ilgaz. Yani o derece Türkiye'nin 4-5 cezaevinde yatıyor. Ben Türkiye'nin iyi günlere ulaşacağına inanıyorum tekrar. Kadir Gecesi'ni, Ramazan'ı, Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.
başta annem olmak üzere rahmeti rahmana ermiş bütün anneleri, eşimi, arkadaşlarımı, anneler gününü de kutluyorum. Burada ayrımsız bütün anneler, bizim ellerini öpeceğimiz anneler, Türkiye onların sayesinde, dünya da öyle de Türkiye de onların sayesinde ayakta kalacak diye düşünüyorum. Peki. Onlara tekrar anneler gününü kutluyorum. Burada ben Satılmış Bey'e gelmek istiyorum. Bu animasyonla alakalı. Evet. Şimdi AK Parti içerisinde... Ben onun bir şey olarak siyasi tarafını konuşmak isterim. Hocalarım... Şunu söylemek istiyorum. Kadir Bey'in söylediği gibi bir genç kuşak, bir olgun AK Parti anlayışı çatışması mı yaşanıyor? Kadir Bey'in işaret ettiği gibi. Onu da size sormak isterim. Şimdi... Bunun mantığını anlamak lazım. Yalnızca 128 milyar yoktu animasyon içinde. Yurt dışından gelen, getirilen, ambulansla getirilen uçak, ambulans uçakla getiren hastaların bakanın yakın olduğu, değil mi? En çok o vurgulandı. Hayır yetmez. Bakanın uçakla kardeşini getirttiği, o da yetmedi. Piknik yapmaya gittiği gibi bir takım espriler. Peki altın klozet. Evet, buradan hareketle yapılmış bir animasyondu. Peki bunun mantığı neydi? Mantığı şuradan çıktı. Bunu gözden kaçırmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir seminerinde bir gazetecinin verdiği şeyde önce büyük bir yalan söyle, sonra bu yalan basit olsun, bu basit yalanı çok tekrarla. Sonra insanlar ona o kadar sarılsın ki sen de geç çayını karşıdan seyret felsefesiyle yaptığı işlemlerden, bu yalan üretimlerinden çokça gördü AK Parti. Ne gördü? Mesela ben size söyleyeyim. Manadası'nı gördü. Manadası yalanı gördü. Başka neyi gördü? Eline dosyalar alıp bir genel başkanımız açıkla. Eğer açıklamıyorsan ben açıklayacağım dedi. Sonra açıklamadı. Başka ne gördü? Dedi ki bu partinin içinde 112 tane FETÖ'cü var dedi. Açıkla yoksa ben açıklayacağım dedi. 112 rakamı da telaffuz edildi. Ama bir türlü açıklanmadı. Dendi ki bunu açıkla, açıklamazsan namertsin dendi. Sonra döndü dedi ki işte saraya giden CHP'li var. Açıkla, açıklamadı. İşte biraz önce hocamın buyurduğu gibi partisinden ayrılan ve Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılan Muharrem İnce yalan söylüyorsun, yalan üretiyorsunuz dedi. Şimdi bunun karşısında bu kadar iddialar olunca sonra bir daha çıktılar. Bir başka yere dediler ki bir türlü Cumhurbaşkanı'nın servetini bulamadılar. Yoksa serveti vardı, yok Türkiye'den zengindi, bilmem o şu kadar adamdan. Ya arkadaşlar tamam da eğer öyle bir şey olsa Cumhurbaşkanı'nın peşinde... Mossad mı yok, Amerika mı yok, bilmem ne yok, 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 olmayan bir şeyi ürettiniz, sonra elinizde patladı. Bu kadar yalanla bir yere gidilemeyeceğini, bunu bir hiciv konusu yapmışlar, esprisi konusu yapmışlar ve gençlere ulaşmaya çalışmış. Hedefi de gençlerdi. İyi de sonuç aldılar ama bakın bu tür şeylerin bir olumsuz tarafı da var. Bir müddet güzel gözükür, sonra sizi irit eder, rahatsız eder. O tür programlar tekrarı artık işte gına geldi kardeşim dedirtir. Oraya varmadan çekmiş olmalarında da ben isabet olduğunu düşünüyorum. Burada bir şey yok. Ne derler? Defansiflik yok. Aksine aktif bir şey var. Hareket var. Bu harekette çok iyi kullandılar. Gününde de zamanında da kaldırdılar. Ha, sonuçları ne olur? Onu halkımız karar verecektir. Benim kanaatim, hocamın kanaati, evet şahsi kanaatlerim var. Büyük kitlelere ulaştığına göre oradan gelecek bir şey de var. AK Parti için de öyle yeni kliklerin çıkması bu Cumhurbaşkanı'nın başında olduğu süreç içerisinde 18 yıldır kimse başaramadı. Özal da başardılar bunu rahmetli Özal'ın döneminde. İşte muhafazakar, milliyetçi, liberal, solcu bunları bölme, parçalamak kolay oldu ama burada böyle bir şey yok. Bir hizipleşme çıkmıyor. Çıkaramıyor. Çünkü ne manada? Öyle şu değil, manada. Öyle değil. Güç çatışması. Güç çatışmaları var. Çatışması var. Güç bölme çatışmaları yani, olsa bile değil. Onlar su yüzüne çıkamıyorlar. İçinde, kendi içinde yaptıkları şeydir belki. Hani birbirlerine
parti içerisinde her partide olduğu gibi belki çelme atma, bir üste çıkma, bir yalan, bir bugün siyasette biliyorsunuz. Biz onu söylüyoruz yani bu bakın, film üzerinden tabii, iç bakın, şeyler var. Yani ben öyle düşünmüyorum. Her partide omuz vurarak yer açanlar, hatta eleştirirken bile arkadaşını gidip şikayet yoluyla kendine yer açmaya çalışan insanların olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama AK Parti içerisinde böyle büyük grupların, büyük güç gösterilerine yürüyüp de partinin içinde bölünmeye, bir takım şeylere gitmesi mümkün. Evet, belki bilemiyorum Cumhurbaşkanı'nın şeyi var mı, özel bilgilerden bahsediyor hocam. Var mıydı, yok muydu, buna karşı çıktı mı bilmiyorum. Yansımadığına göre, Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmadığı sürece de bunlar hep Cumhurbaşkanı'nın haberi vardı yoktu dedikodusundan öte gitmez. Ya da kulis bilgisidir. Bunun Cumhurbaşkanı doğru yapmadınız bu der mi? Veya der mi, böyle bir açıklama yapar mı? Cumhurbaşkanı sevmediği konularda yapıyor bunu, hiç çekinmedi her konuda. Sevmediği konuyu arkadaşlarım yanlış yapmış, bu doğru değil demiştir, bunu göstermiştir. Bu nedenle ben bu animasyonun olması gerektiğini, bunun benzerlerinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta benim bir tezim var hocam, siyasetçi siyasetçinin muhatabıysa o ülkeden korkmayın. Yani kimi hedef alacak yani bir siyasetçi, cumhurbaşkanı, işte bir AK Parti'nin genel başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alacak. Kemal Kılıçdaroğlu beni hedef almayacak. O da Cumhurbaşkanlığı karşısına muhatap alıp konuşuyorlarsa ve birbirlerini eleştiriyorlarsa bunda hiçbir sakınca yok. Bu doğal olanı, doğru olanıdır. Geçmişte olduğu gibi işte asker konuştu, kıyamet koptu. İşte üniversite rektörleri yürüdü, kıyamet koptu. Bürokrasi hatta öyle bir hal aldık ki bir tarihte en iyi yakın tanıklarındansınız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sonra bu egemenliği organlar aracılığıyla kullanır. Kim bu organlar ya? Bunun öyle bir şey olamaz. Bunun bir tek organı var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir egemenliğin sahibi. Uydurduk ve bunu da kabullendirdiler bizlere. Organlar. Kim bu organ? Üniversite. Kim bu asker? Kim bu işte falan? Kim bu filanca? Bu organlar aracılığıyla öyle bir yerlere parça parça esas egemenlik... organı söylemediniz hocam. Evet, esas organı söylemediniz. Hangisi? Fethullah. Bakın. Bütün her yerde... Şimdi, bütün her şeyiyle girdi. Ne ordusu tamam, ne hocam, bilmem nesi yapmayın. Bak, şimdi Ecevit, şimdi, rahmetli Ecevit bir saniye. Çok ben, yerli ben ve milli bir adamdı değil mi? Efendim? Ecevit. Çok yerli ve milli bir adamdı. Evet. Ben onun yerli ve milli olduğuna şahitlik edenlerdenim. Hatta o tavrı nedeniyle cezalandırıldığını da bilirim. Yani? Yani Adalet ekonomik ambargoya muhatap oldu dünya tarafından. Ya sivil darbeyle devrilmesidir. Ecevit sivil darbeyle devrilmiştir. Amerika'nın işgali, işte. Amerika'nın Irak işgali. Söylüyorum işte bakın. Bu nedenle dolayısıyla FETÖ'nün mesela en çok tavizi 40 yıldan beri içimize yerleşmiş bir şiddet teşkilatı. Bir şey daha sorayım. Nasıl temizleyecektiniz? AK Parti olmasaydı, bu iktidar olmasaydı, CHP temizleyebilir miydi? Vicdanlarınıza sorun. AK Parti olmasaydı siyaseten bu kadar güçlü bir hale gelemeyeceklerdi. Güçlü gelmişti zaten. Yani. Bakın o bir NATO. Bakın, siz de biliyorsunuz ki, ben bu örgütü çok iyi biliyorsunuz ki bu bir NATO. Hayır, bir gladyo organıdır. Tabii ki. Tamam, o zaman gelir yani. Bu kimin döneminde olursa olsun. Siyaseten önü açılmasaydı bu kadar ne istediklerde vermedik diyen ben değilim açmadı, ki. Açmadı, herkes her açtı şey, bunu. Herkes açmadı, yapmayın gözünüzü. Herkes o dönem, açtı bunu. Dönem bakacaksınız. 2006'dan sonra büyük bir ittifak kuruldu. 2013'e kadar, 17-25 sevgili aralığa hocam, kadar. FETÖ öyle değil mi? 40 yıllık değil midir? Ya bakın ben son para İki, şeyini der, 60 bir yıl şey tabii. Daha söyleyeyim, anlatıyoruz. Yükseliş Türkiye'de, devrinin o yükseliş dönemde ya da şey, şeye de öyle dediler. PKK'ya da işte süreç, barış süreci dediğimiz o barışma sürecin, açılım sürecinde de aynı şeyleri söylüyoruz. Türkiye her yolu denemiştir. Eğer o açılım sürecini denemeseydi bugün Gabar'da, Kandil'de, o bölgelerde hareket yapamayacaktık. Öyle mi? Aynen. Türk devletinin reflekslerini bu kadar hafife almadı. Hayır yapmazdı. Yani çünkü bu dünyaya Türk bunu çok iyi anlatabildi. Dedi ki ben ona mücadelesi de Fethullah'la mücadelesi de tarihi de AKP ile yazılmadı. Şöyle söyledi. Dedi ki hem Osmanlı ile gelen, arkasından 1923 peki. Cumhuriyet Devrimi ile taçlanan ve arkasından devam eden iktidarlarıyla yürüdü. Hataları ise yaptığıyla. Tarihi Adalet ve Kalkınma Partisi yapmadı. Bunu bir kere şimdi görelim. Hayır hocam. Hani siz zannediyorsunuz Gabar'ı bombalayamayacaktık. Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinde gelmeden önce oraya yapan, operasyonları yapanlar kimdi? O dağları bombalayan, o askerleri sevgili hocam, kaça düşmüştü 2001'de? Ama bir dinle. Doğru bilgi vermiyorsun. Geçmişi yokmuş gibi anlattığımı düşünüyorsun ama ben öyle demedim.
Bakın dedim, çözüm süreci dediğiniz süreci denedi ve bugün dünyaya onu anlatabildi bunu yaparken. Dolayısıyla bundan öncesinde biliyorsunuz İnsan Hakları Mahkemesi dağda öldürülen teröristler yüzünden bizi mahkum ediyordu. Şimdi yapabiliyor mu? Ya bir şey diyeceğim Allah aşkına. İsrail daha rezil bir şekilde terör devleti olarak Filistin'i neler yaptı? Yani şimdi ben sınırımda içeri giren teröriste vuracağım insana. Gideyim İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Şey giderim ne olacak? Gidilsin ne olur? Sevgili hocam, bakın, bir dakika. Bu mantık yanlış. Açılım PKK'nın açılım denilen saçma sapan şey PKK'nın güçlenmesini sağladı. Bomba yığmasını, kadrosunu sağlaması. Öyle sağlamadı mı? O gördük ya. Gördük, yaşadık biz bunu. Yani üye sayısı diyelim 1000'se 5000 oldu. Ya bunları görüyoruz, yaşadık. Sevgili hocam, dinlerseniz cevabını verecektim bunların. Ya niye hemen o kadar kızdınız ki? Ben yanlış zaten bir şey söylemedim. Bugün kadar arkadaşlar? PKK düşmanıyım. Son PKK'nın indirilmesi konusunda devletimiz şu anda canhıraş mücadele veriyor. Mutlaka. Bak, tamam, o tartışmasız. Tamam. Dolayısıyla bir PKK ve FETÖ konusunda da siz bugünkü iktidar çok başarılı olmuştur. Canına ot tıkanmıştır. Bir NATO Satılmış şeyini... Bey, noktalayabilir miyiz? Çünkü bu tartışma bitmez. Çok özür dilerim. Sizi kesmiş olmak istemiyorum. Son sözünüzü alalım. Çünkü şeye de söz vermek istiyorum. Onur Bey ile Kadir Bey'e süre kalmadı o yüzden. Tamam efendim. Son sözlerim şu. Ben iktidarın bu tür manipülasyonlardan uzak, siyaseti hedef alan, birbirleriyle konuşan, birbirlerini muhatap alan tavırlarını her iki partinin de ve diğer partilerin de çok yerinde ve doğru buluyorum. Başka türlü siyaset olamaz. Tamam. Buyurun, siz çok kısa dinleyin. Peki ben şey söyleyeyim, Göbels'le ilgili konuşmayı söyleyeyim. Sedef Kabaş, Göbels'le ilgili konuşmayı AKP'nin taktiği olarak bir TEDx konuşmasında söyledi. Cumhuriyet Halk Partililere verdiği bir akıl şeyinde değil. ODTÜ'de. ODTÜ'de TEDx denilen bir konuşma şeyi var, platform var, orada söyledi. İki. Ayrıca Sedef Kabaş'ın fikirleri de CHP'yi ilgilendirmiyor, bizle ilgisi yok. Yani sanki genel başkan konuşmuş gibi anlatılıyor. İki, 180 kere tekrar etmezsen anlamazlar veyahut da 180 kere tekrar edin diyenler sizin partinizden. Üç, Manadası'nda bütün olay bu para geldi mi gitti mi şeyinden. Geldi mahkum veya mahkum olmadım hocam. Geldi veya mahkum oldu mahkum da. Mahkum eden o, kim biliyorsunuz değil mi? Fethullah'tan yargılanıp mesleğe tekrar döndürülen bir hakim. Mahkum oldum olmadım ha. Yargıtay onadı mı onamadı mı? Şimdi onlara bakacağız. Türkiye'deki en büyük yalan Kabataş yalandır. Kabataş'ta başörtülü bacımıza ve çocuğuna üstü çıplak bandanalı 100 kişi saldırdığı yalanıdır. Bu yalanda o günden beri her cuma ispat edilecekti. Hala ispat edilemedi. Peki, camide içki içtiler de aynı şeydir. Çok teşekkür ederim. Onun için yani Türkiye'de yalansız dolansız ve birbirine düşürmeyen, Kabataş yalanı gibi insanları birbirine düşürmeyen şeylerin söylenmesi lazım. Yani yalanları karşılaştırıyorsak çok vahim bir durumdayız zaten. Kabataş konusunda Sayın Cumhurbaşkanı iletilen yanlış bir bilgi varsa, bunun üzerine söylediyse ayrı bir konu. Ama Fazilet Durağı Sayın İmamoğlu'nun birebir kendi ukdesinde olan bir yalandır. Ama karşılaştırırsa da vah halimize. Keşke başka şeyleri, Aytunç Bey'in söylediği gibi keşke vaktimiz olsa da şu İsrail'in son birkaç gün evvel yaptığı korkunç. İnsanlık dramın ötesinde bir şey tartışsak. Fethullah Gülen konusunda da ben tabii çok eski bir davam olduğu için benim şahsen sanıyorum Türkiye'de yakın geçmişte siyasiler arasında belki rahmetli Kamer Genci, belki rahmetli Erbakan'ı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi bir kenara koyabiliriz. Onun dışında her siyasinin azıdır çoğudur onu tartışırız ama Fethullah Gülen'in geldiği noktaya gelmesinde mutlaka payları vardır. O ayrı bir konu. 17-25'ten sonra yapılan mücadele ve mücadeleye verilen destek ve burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu ve kararlı apayrı bir konu. O yüzden hani Fethullah Gülen buraya nasıl geldi, nasıl oldu? Maalesef son 40 yılda dediğim gibi belki 3 isim, hani buna daha isimler eklenebilir de ben hani toplum göz önünde çok olan isim, siyasi isimlerden bahsederek söylüyorum. Bunların dışında herkesin bir nebze bir payı olduğu gerçeğiyle de karşılaşmamız peki lazım. Çok teşekkürler. Orada son şeyi söyleyeyim. Yalnız FETÖ ile aynı menzile gidiyoruz diyen öbürlerinin hiçbirisi olmadı. FETÖ ile aynı menzile gidiyoruz diyen
sadece AKP Genel Başkanı. 17-25'ten sonra da Sayın Kılıçdaroğlu menzile girdi. Aynı hayır, menzile girdi. O subjektif düşünceniz. Hatta seçim konuşmalarını da onunla diyen yaptı o, yani. Diyen o. O menzilde yaptı. Hatta gazetelerin önünde şey kurdular hocam. Ben Cumhuriyet AK Parti'nin Kur'anlardan mücadele şu anda ortaksınız. Eksiklikleri olduğunu ortaksınız. Gazetelerin önünde barikatlar kurdular. Yani ben size muhalefet ediyorum. Karşı mahallede yan yana durabiliriz ama Cumhuriyet AK Parti'nin Fethullah konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı muhalefet geliştirdiği için sanki yan yana düştüğü bazı politikalar olma konusunda eleştirilerim var. Ve bu konuda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildir. Bunu kesinlikle net koymamız gerekiyor artık bunları. Adını koymamız gerekiyor ama tankların yanından geçtiği de bir yalandır. Yani Hayati Yazıcı da geçmiştir oradan. Hayati Yazıcı da geçmiştir, öyle bir şey yok. Yani o bir propaganda anlamında söylüyorum. Evet. Ama ben şunu geçtim, söyleyeyim. Sen de geçseydin bakın, diyor ya hocam. Yani. Fethullah'la mücadele Adalet ve Kalkınma Partisi ile bırakılmayacak kadar değerli bir mücadeledir. Siyasete bırakılmayacak kadar. Bir devlet mücadelesidir. Devlet işi. Bir milli güvenlik mücadelesidir. Ben önümüzdeki günlerde siyasetin çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin 19 Mayıs'taki Anıtkabir ziyaretiyle birlikte parti içinde CHP'de önemli dalgalanmalar yaşanma ihtimali yüksek. Bunun Gaye Uslu'nun istifasıyla başladığını da görüyorum. Yine HDP, İYİ Parti, CHP arasında Millet İttifakı'nda zaman zaman sorunların daha da yüksek bir şekilde seviyeye çıkacağını, çünkü HDP'nin çok ciddi bir şekilde bir üçüncü yol çalışması olduğunu biliyorum. Ve önümüzdeki günlerde siyaset daha da hızlanacak gibi gözüküyor. Ama bugün Tayyip Bey'in açıklamasından da yakın dönemde bir büyük bir PKK operasyonunun gelme ihtimalinin olduğunu da anlıyoruz gibi geliyor bana. Ve İsrail'in devlet terörünü bir kez daha kınıyorum. Orada yaralanan ve daha önce şehit düşen bütün Filistinlilerin de, bütün mazlumların da yanınızda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bütün ederiz, konuklarımıza katıldığı için, verdiği destekler için, seyircilerimize de izledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Karşı Mahalle'den herkese iyi akşamlar. Tekrar iyi kandiller. İyi akşamlar, iyi kandiller. İyi akşamlar.